İyi geceler. İleri üçlü gecesi. Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Fırat Güneyer ve Barış Gürlüsever'le karşınızdayız. Yaklaşık bir buçuk saat gündemi konuşacağız ki gündem yoğun. Beşiktaş'ta Şenol Güneş gitti. Kongre kararı. Neler olacak neler bitecek konuşacağız. Fenerbahçe yolunda emin adımlarla devam ediyor. Galatasaray, Old Trafford'da Manchester United'ı mağlup etti. Önemli bir galibiyet. Çok fazla detay var. Barış Gürlüsever, Fırat Güneyer. Uzun uzun konuşacağız. Konuşalım Detaylara evet. Detaylara ineceğiz. 4 dakikalık reklamımız varmış. İzleyicilerimizden izin isteyelim. Reklama gidelim. Dönüşte de kesintisiz devam edelim. Tekrar hoş geldiniz ileri Üçlü'ye sevgili seyirciler. Konu fazla hiç vakit kaybetmeyelim. Beşiktaş'ta başlayacağız. Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Bir kongreye doğru giden bir kulüp. Neler olacak neler bitecek bakalım. Ama şöyle anlatmak lazım Beşiktaş'ta transferler yapılan transferler yönetim yapısı işte bunların hepsini sabaha kadar oturur konuşuruz zaten uzun uzun ama gözden kaçmaması gereken bir konu var o da ne olursa olsun Beşiktaş'ın en büyük kozu biz yayınlarda hep beraber şunu konuşuyorduk Beşiktaş'ın en büyük kozu Şenol Güneş hı hı. hani işte bu transfer oldu Doğru. şu geldi bu gitti ve bunu bekliyorduk ama bu olmadı bu sezon ve takım oynamıyor bir bırakmıştık söz konusu. İzlediğimiz maçlarda oyuncular çok iyi mücadele etmiyor. Yani herkes kendi alem alemde, aleminde. Goller oluyor. Abu Bakar gol atıyor. Beşiktaş'ta sadece Gez dallla seviniyor. İkinci golü atıyor, tek başına seviniyor. Yanına giden yok. Hiç kimse, hiçbir oyuncu yanına gitmiyor. Herkes kendi halinde takılıyor. Yani öyle bir hale gelmiş ki Beşiktaş. Direkt dikkatimi bu çekti Fırat. Sen de bunu söylüyorsun. E, ne olacak bu gidişatın sonu diye düşündüm. Ardından da Şenol Hoca gitti. Şöyle bir e, neler oluyor bir konuşalım. Ee, çok göz göre göre olan, göstere göstere gelen bir kriz yaşadı ee, Beşiktaş. Aslında onu söylemek lazım. Çünkü Beşiktaş taraftarı daha sezon başlamadan önce dikkat çekti bazı şeylere. Bu transferlerde problemler var dedi. Bu transferler riskli dedi. Bu transferler hemen Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın yaptığı gibi Hazır transfer yapmıyorsunuz, bir kumar oynuyorsunuz dedi. Beşiktaş taraftarı bu uyarıları açık söyleyelim yaptı. Biz de kendi buradaki programlarımızda, analizlerimizde hep şunu söyledik. İyi oyuncular almış olabilir ama hepsi riskli oyuncular, problemli oyuncular. Ve bir kere problemli bir transfer dönemi geçirdik ki. Zaten bir takımda, bir kulüpte, bir kulübün transfer döneminde önce sportif direktör, sonra as başkan istifa ediyorsa bir problem var demektir. Evet. Beşiktaş'ta problem vardı. Her şeye rağmen Şenol Güneş... Bu takımın kozudur diyorduk. Doğru. Hatta son 3-4 haftaya kadar da aslında bu düşüncemiz hep geçerliydi. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Beşiktaş'ı, Beşiktaş futbolcular Şenol Güneş'in gitmesine sebep oldu. Beşiktaş'ta bir futbolcu grubu hoca ile anlaşamadı. Ben böyle görüyorum. Çünkü ben Şenol Güneş'in kariyerinde 15 maç üst üste bir probleme çare bulamama gibi bir şey görmedim. Şenol Güneş o çareyi bulur. Şenol Güneş bir şekilde o problemi düzeltir. Savunmada ise problem savunmayı düzeltir. Hücumda ise hucumu düzeltir. Bununla ilgili hamleler yapar. Hatta son dik maçında e, hiç yapmadığı bir şekilde 4-4-2'ye döndü. Hmm. Ve savunmayı sağlamlaştırdı. Hatta biz de şöyle eleştirdik. Çok savunmacı bir takım oldu dedik. Ve hoca önce gol yememeyi artık düşünüyor falan dedik. Ona rağmen 3 tane gol yedi. Şimdi sahadaki oyuncuların tavrına baktığımızda İçeriden gelen duyumlara, bilgilere baktığımızda özellikle yabancı oyuncuların hocayla bir anlaşmazlık yaşadığını, hocanın tavrını böyle birebir belki hocaya karşı bir saygısı elbette olamaz. Birebir bir, bir diyalog elbette olamaz ama hocanın eee hocayla anlaşmakta futbol futbol manteti anlamında anlaşmakta biraz zorluk çektiğini görüyoruz. Bu durum bir hoca eleştirisi değil. Bu durum aslında biraz da takım eleştirisi. Yani bir futbol takımı bir hocayı bu şekilde devamlı biz anlaşamadık gönder falan olmaması lazım aslında. Ama bu gerçeği de söylememiz lazım. Çünkü Beşiktaş'ın transferiyle ilgili, transfer dönemiyle ilgili ben yönetime burada 35 tane madde sayarım. Hepsi olumsuz. Sponsorluğu sayarım. Geç yapılan sponsorluğu sayarım. Bilet fiyatlarını sayarım. Bilet uygulamasını sayarım. Kombinelerde uygulama yapıldı, vazgeçildi. Onu bir sürü şey sayarım. Ama ne olursa olsun bu takım bu kadar kötü oynamaz. Oynamamalı. Burada futbolcu odaklı bir durum söz konusu. Hoca gitti. Bence ee, birçok şeyde olduğu gibi Beşiktaş hocaya da güzel veda edemedi. Bu vedanın da bir e, namı olmalıydı. Ya bu krizde de nasıl bir nam yapacaksın? Bir şekilde hocaya teşekkür ederek bir edit yaparsın yeni jenerasyonun deyimiyle. Güzel bir edit yaparsın hoca ile ilgili. Hoca çünkü sorumluluğu üzerine alıp gitti. Hı. Tamam Bu çok önemli. Ya hoca şunu dedi. İşler kötü gidiyorsa benim gitmemle düzelecekse ben gideyim dedi. Hiçbir yöneticinin, hiçbir başkanın demediğini hoca söyledi ve veda etti. Bıraktı. Sorumluluk bende. Bu takım benim yüzümden oynamıyor dedi. Bıraktı. Bu kıymetli bir şey. Beşiktaş kötü giderken sorumluluğu üzerine aldı. O yüzden ben bir kere... Hoca'yı çok eleştirsek de bazı konularda güzel bir veda edebilirdi. Onu Beşiktaş yapamadı. Bunun dışında seçim var. Seçim olacak. Dün verdik bu bilgiyi. Bugün TRT Spor'da bütün yayınlarda söyledik. Başkan girmeyi düşünüyor. Seçime. Hı hı. E, kararlı yani. Kararlı Anet ama Bey. fikir değiştirebilir çünkü benim duyduğum yakın çevresi ve ailesinin çok istemediği yönünde. Biraz skorlara bağlantılı gidecek gibi sanki değil mi? E, öyle Mümdük gözüküyor diyor. ama bu kadar büyük isteksizlik varken, bu kadar büyük taraftar tepkisi varken e, başkan bunu bu ıslarda bulunması sağlıklı mı? Ahmet Nurçevi seçimi kazanırsa kazanmış mı olur gerçekten? Bunların hepsi birer soru işareti. Bazen kazanırsın ama kaybedersin yani. Çünkü dünkü tepkiyi gördük. Gördük. O yüzden de burada o enteresan Hasan Art giriyor. Kesin değil mi Hasan Bey? Kesin. Tevfik Bey'in daha önce bir Ahmet Nurçevi adayı olursa ben girmem sözü var girmeyebilir. Eee Orman ismi çok konuşuluyor. Ben ya girmesi zor diye düşünüyorum ama çok ciddi kaynaklar da aday olabileceğini söylüyor. Fikret Bey'in. Fikret Bey'in. Ve bir de tabii ki Tevfik Bey'i söyledik mi? Yıldırım Bey'i de söyledik. duydum ben. Bir de Yıldırım Demirören var. Evet. Yıldırım Demirören'de Ahmet Durçabi aday olmazsa ben bu seçime giderim şeklinde böyle bir düşüncesi var diye duydum. Olursa yokum olmazsa varım. Evet olmazsa varım. Hmm. Olmazsa varım. Peki açacağız onları. E, Barış Urdu seven. Şimdi Lugano maçından pasatayım. atayım. 9 kişi kaldı Beşiktaş. E şey, 9 dakikada 3 gol yedi. E, Rozya kırmızı kart gördü. Ama sadece Rozya'nın ile açıklanacak bir durum değil. Özellikle söyledim arkadaşlarımızdan rica edelim. Abu Bakır'ın gol sevinçlerinde çok net bir detay var. Oraya odaklandığımız zaman görüyoruz. Birinde sadece Gezzal'la seviniyor, ikincisi tek başına. Öyle takım. Ya ben mi tuhaf, ben mi Bana mı yanlış geliyor Fırat? şunu sevem. Yani bir, şimdi gol atmışsın, sevinirsin, takım olursun. Bana mı tuhaf geliyor sadece bu? Yani sadece Rosier'in yani şey kırmızı kartıyla anlatılacak bir durum mu bu? Şimdi tabii ki değil. E, sondan başlayayım Fırat'ın bıraktığı yerden. Tamam. Benim fikrim, Sayın Fikret Orman'la Sayın Yıldırım Demirören'in bu seçimde aday olmayacağı yönünde. İkisi de aday olmaz bana göre. Bana hmm. sorarsan. Gelelim Rozier konusuna. Ben buradan kaç hafta e, Fırat iyi hatırlayacaktır. E, Rozier'in oynamaması gerektiğini, hocanın orada onuru Masuaka iyileştikten sonra onuru oynatması gerektiğini, Rozier'in e, aslında bir çölde serapmış. Yani bir yıllık bir, anlatmış, bir, evet. bir serap görmüşüz biz. Ha Oradaki performansına da e, gölge düşürmeyeyim ama sonrası yok gerçekten hani e, biraz hani şey olacak ama çok laçka sarı karttan ben sonra çıkarılabilir ben aslında. onu ciddi ciddi yani hiç çok az ciddi görüyorum hep başka şeylere oynuyor yok kaybettiği maçtan sonra takım gidiyor bekliyor taraf ya biz bu iş, o işler eskidendi eskiden yutardık bu işleri hmm. şimdi değil Şimdi Beşiktaş'ta ben şöyle özetleyeyim. Fırat zaten çok detaylı anlatıyor. Şimdi benim futbola bakışım şöyle. Benim için ortada bir başarı varsa da başarısızlık varsa da önce başkandır sorumlu veya bunu yapan, başaran, şampiyon yapan ya da başarısızlıkta. Başkanın başarısızlığı nedir? İki haftadır bunu söylüyorum ama şimdi biraz daha açacağım. Başkan şurada hatalıdır. Beşiktaş'ta çok nahoş bir imza töreni görmüştük. Şimdi bazı Beşiktaş taraftarı arkadaşlar diyorlar ki ya ondan sonra maç kazandı Beşiktaş şu kadar kazandı bu kadar kazandı. Ancak şimdi Beşiktaş Başkanı e, Sayın Ahmet Nurçevi o imza töreninin o halde olacağını tabii ki bilmiyor olabilir ama öncesinde bu işi kesin şekilde çözmeliydi. Yani ya Ceyhun Kazancı olmayacaktı ya da Ceyhun kazancı ile hocayı e, bir şekilde e, barıştıracaktı bir şekilde bu problemleri çözecekti şimdi e, bu ne oldu oradaki iyi futbol e, sonrasındaki iyi futbol yeni sezona yansımadı neden yansımadı çünkü bir transfer dönemi var çünkü bazı teknik adamlar transfer konusunda Tek başına kadro kurmada eksiklikleri vardır. Şenol Hoca'nın binlerce futbolda çok olumlu yönü vardır. Hı. Ama bazı antrenörler var ki, mesela işte Trabzonspor'da ben eski rahmetli Özkan Sümer'de çok Allah büyük bir antrenördür. Allah rahmet eylesin. Ama o da kadro kurmakta, transfer, kadroyu transferde e, başarılı değildi. Şimdi e, hoca Ceyhun Kazancı ile olan o, sıkıntısında bir türlü çözemedi. Aslında hoca da hatalı. Neden hatalı? Yani genç bir arkadaşımızdır. Hata yapmış olabilir. Bazı şeyler söylemiş olabilir. Onu keşke koltuğunun altına alarak e, beraber işler yapsaydılar. Şimdi şuna da katılmıyorum. Beşiktaş'ın orada birçok oyuncu istendi, istenmedi. İşte Lüsyano'lar Pereira'lar, bir bir, bir bir sürü bir isimler geldi geçti. Beşiktaş'ın birinci ihtiyacı neydi? 10 numaraydı. Hı, hı. Bu bir türlü on numara almıyor Beşiktaş. Almadı. Şimdi e, orada e, Fırat oyunculardan bahsetti. E, şimdi mesela size ile ilgili ya Beşiktaş durduk yere bir size krizi çıkardı. Durduk yere yani. Size bu ülkede bu, bu, lige çok fazla bir stop. Oyuncu kendi sıkıntı çok çıkardı ama. Ya. Yani yok çıkardı ki onu ya da. Ne oyuncu çıkardı? Oyuncu Gerçekten. çıkardı ben ya. yanlış biliyorum. Oyuncu, oyuncu çıkardı. Çözeceksin onu çözeceksin. Yani. Oyuncu tabii çıkardı. Oyuncu çıkardı onu. olur mu ya? Ne oyuncu çıkardı? O işleri çözeceğim. Sen öyle değil o iş. Neyse. Ya dünya kupasından sonra değil. çözemedin. O konuda e, en fikiriz tamam. karşılıklı bir fikir söyledi diye hoca biraz oradan taktı. Neyse tamam. top, toparlarsak şuna geleceğim. Hmm. Şimdi bu arada da Şenol Hoca'nın 2.20 ortalama puanı var yani. 2.20 adamı şampiyon yapar yani. Hani giden bir teknik direktörün 2.20 ortalaması var. Galibiyet serisinden, şey, yenilmeme serisinden bahsediyorduk. Geldiğimiz noktada birkaç oldu. Son bir cümlede kadrosuyla söyleyeyim. Şimdi Beşiktaş'ın kadrosunda taraftar olsun, Beşiktaşlı gazetecili arkadaşlar olsun, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosundan bahsediyor. Galatasaray'ın bir tık bir ayırıyorum bir kenara ama Fenerbahçe konusunda ben şuna katılmıyorum. Ne? Şimdi Beşiktaş şöyle, Beşiktaş topladığınızda ben soruyorum Amartya'ya ne verdi Beşiktaş? Bonservis. Verdi mi? Bonservis değil de maaş verdi. Ne verdi? Bonservissizdi o ya. Bonservissiz. Ona anaya ne verdi? 4.5. Toplamı söyledi. Onların 4.5, onların 4.2. Bahtiyar Bahtiyar 4.5. Maşallah. Maşallah. Onların pardon, e... Maşallah. Tabii ona bakayım şimdi. 4.2 ya. 4.2 olması <laughs> lazım. 4.2 ona. Tamam, 8 .2, Tatım, 7, 4 .2, 8 .2. bir var işte. ona anaya vermedik. Ver. Tadiç'e verdik. Hatta 3.5'u verdik. Orada tamam mı? Sol ön tamam mı arkadaşlar? Tamam. Sol önü tamamladık mı? Tamam. Tamam. Gelelim Bahtiyar'a. Bahtiyar'a 4 vermedik. O iki tane on numara geldi geçti. Malinovski'yi alamadı. Malinovski. Ferreira. Ve ona Fereyla. verdik. On numarada tamam mı arkadaşlar? Tamam mı? Ya da orada 3-5 kişiyi almadın. <laughs> üç dört tane Rebici almadın. işte şeyi almadın. Ona anayı almadın. Gittin verdin çat diye talişkaya o parayı. On numarada tamam mı arkadaşlar? Tamam. Tamam. Var mı daha Beşiktaş'ın eksiği? Sayısı duruyor. Var mı Beşiktaş'ın bir eksiği? Sağ stoper alıp devam edecekti. Biz sezon başında pardon geçen sene demedik mi ki bak demedik mi ki bu sezona en avantajlı Beşiktaş başlayacak. Şenol Güneş faktörü var. Bir takım yaptı. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'una benzettik. Geldi takım yaptı. Şampiyon oldu. Şimdi Beşiktaş da takım oldu. Bu sene en büyük avantaj Beşiktaş'tı. Ama Beşiktaş bütün Avantajını dezavantajı. Şu ediyor. andaki durum ama bak, artık bunu soracağım. geçmiş durumda. Burada şimdi oyun anlamında bak, geçmiş durumda. Tam, bırakmış artık gerçekten. Şuunu. Şunu sahaya sor çıkıyor. Son cümle. Söyle. Sahaya çıkıyor. Beşiktaş hmm. takımı kaç transfer yaptı? 7 8 yaptı mı? 11. 11 transferden bir tane oynuyor. Bir tane. Evet. Bir tane olur mu ya? İşte sıkıntı olur mu? Sıkıntı ne? Oyuncularla hangi sıkıntı, oyuncularla ne sıkıntısı anlattım, olmuş ben onu başkanın, merak ediyorum. Başkanın hatası o imza töreninin o ortamdan aldık geldik sezon başında takım yapma işinde Beşiktaş takımı problem yaşadı Ceyhun kazancıyla Şenol Güneş problem çünkü tamam. orada bir kopukluk var yani orası. Ama abi bu başka tartışma değil mi şu anda orası, konuştuğumuz? Orası değil değil bu buna bağlı. Olunca uçağın kuyruğu Ceyhun kazancıda ortada kampa götürmemek ne demek? Orta yani kısmı kulübü, Şenol, Şenol Güneş'te kampa Sonra da aramızda sorun transfer planlaması dediğin şeyi. Ceyhun Kazancı ile başlayıp hı hı. sonra Şenol Güneş'e bırakıp en sonda da menajerler kimi öneriyorsa onu alalıma gelirsen iş bu noktaya gelir. Beşiktaş yönetiminin Ahmet Nurçevi'nin en büyük sorunlarından bir tanesi başkanın iletişimde ilk günden bu yana. Ta Abdullah Avcı döneminden bu yana. Abdullah Avcı ile ayrılış biçiminden, hı. ayrılış şeklinden, ayrılış gününden tut. Sergen Yalçın'ın gelişi, Sergen Yalçın'ın gidişi sonra... Arada bir Önder Karaveli dönemi, arada bir Valerin İsmail dönemi, evet. sonrasında Şenol Güneş dönemi. şöyle bir gerçek var. 5 yılda, son üç yılda dört tane hoca sözleşmesini tamamlamamış. Ve başkan ne Sergen Yalçın'ı anlatabildi taraftara, ne Valerin İsmail projesini anlatabildi, ne de işte son gelen Şenol Güneş veya Önder Karaveli veya yapacağı, kuracağı sistemi anlatabildi. Çok ciddi bir iletişim problemi vardı ilk günden bu yana. Zaten o yüzden de ki bu ortaya çıkmış vaziyette bu iletişim problemi. Zaten o yüzden şu anda seçime giriliyor. Adalardan bahsettik. Futbolcu transferi gibi hani şey vardı eskiden. Ee, ben gelirsem işte Messi'yi getireceğim. Ben gelirsem işte Ronaldo şu başkanlar evet, Şu an başkanlar şey diyor. Ben gelirsem işte Candaş Tolga'yı getireceğim. Şimdi herkes artık öyle bir iletişim dönemi oldu ki bütün başkanlar, Fikret Orman, Hasan Arat, işte Ahmet Nurçe ve herkes iletişimin daha şimdi anladılar. Herkes Candaş Tolga Işık gel iletişimin başına geç. O Fikret Orman dönemindeki hikaye Kabul eder gibi. mi? Bence etmez. <laughs> Bence etmez. Katil <laughs> <Zaten gülüyor> söylüyor bunu defalarca etmeyeceğini söyledi. Ama iletişimden başlayıp ki en önemli şey iletişim. Çünkü doğru anlatırsan sen Valer'in İsmail'i doğru anlatabilirdin. Hayat doğru İsmail'de. anlatırsan sen Ceyhun Kazancı'yı da doğru anlatabilirdin. <laughs> için anmıyorum inanmıyorum. Ee, Şenol Güneş oyuncuların bu arada inanmıyorum derken Şenol Güneş istemiyor geç sonu sakatlığının açıklanmasını. Şenol Güneş ile ilgili ne olduğunu söylemek istemiyor. Bir şey ne olmuş mesela sen öğrendin mi? Anlatacağım. Ha, peki. Ya Bunları hoca içeriden çıkmasın ve sorduğumuz zaman da Beşiktaş şunu diyorlar. Hoca iletişime kapalı. Abi bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş tarihinin en büyük iletişim kampanyasını hmm. Şenol Güneş varken yaptı. Kamtu Beşiktaş. Doğru. Takımda mıydı? Takımdaydı. Doğru. O zaman da zor muydu? O zaman da zordu hoca. Ama işte az önce Canlar Solga vardı. Bülent Ülgen vardı. O vardı. Bu vardı. Yani buradaki bir kere iletişimi Beşiktaş ilk günden beri yapamadı. Ya hoca her şeyi kendi mi yapmak istiyor? Yani mesele mi o? Yani ben yok. hallederim. Bırakın. biz Ben Bak, koordine edeceğim. Çünkü her şeyi tek başına yapamazsın güvenmiyor, ya Güvenmiyor. Güvenmiyor. Tamam işte ondan bahsediyorum. Yani hoca şeye bu ekip işi ya. Takım işi ya bu. Orayı başkan orayı idare edemedi ve transfer Hı. bir kulüp için en önemli şeydir. Yoksa asla ve asla Fenerbahçe'yi kendine hiç örnek katmasın. Orada öyle bir şey bak topla bakayım ne oluyor. Bir tek şimanski Cengiz'in o <laughs> servisleri var yani orada yani istese Tadiç'i alırdı Beşiktaş. Ya da görevlendirme yapıyor. İstese Taliçka'yı alırdı tamam. topla bakayım harcadığı parayı ne çıkıyor. Şimdi adaylar Talişka'yı getirir mi diyebilir? O da, o da burada, ayrı bir mesele burada de. Burada en büyük sorunlardan bir tanesi hocanın, bak Şenol Güneş'i tanıyanlar iyi bilir. Şenol Güneş sahaya konsantre olursa bu ligin en iyi hocası. Hı hı. Ben oynattığı oyun anlamında en iyi hocalarından bir tanesi. Ee, atak oynatır, iyi oynatır, agresif oynatır ve onun takımları her zaman iyi olmuştur. Ama sadece ve sadece sahile ilgilenmesi lazım. Oysa burada Barış Yurusev'in dediği gibi bir kere Ceyhun Kazancı gittiği zaman ma, şimdi Cevim Kazancı gidebilir. Hoca ile çalışmayabilir. Başkan beğenmeyebilir. Abi orada bir görevli oluşturman lazım. Yani Ceyhun Kazancı ile vedalaştık. Yarın işte bugün itibariyle atıyorum ismi. İbrahim Altınsay ile anlaştık bu iş için. Futbol direktörü. Attım yani. Tamam. Abi. abi sen hoca burada transferi üzerine aldı. Transfer yükünü. Sağ içinden çekilip bir transfer yükünü aldı. Tamam. Şu gelsin mi? Bu gelmesin mi? Açıklamalar yaptı. Amartimi, mı, Onana mı? Bir şey bakacağız. Oxlade'de birebir kendi görüştü. O hocanın hocanın üzerine bir transfer yükü verdi kulüp. Hoca belki bunu isterek almadı ama almak zorunda kaldı. Sağdan önce bir uzaklaşmaya başladı hoca. Bu transfer işine girince çünkü şey mi diyorsunuz mesela? Fikret Orman e, mesela Şenol Güneş Fikret Orman şey mi dedi? Ya Talisca diye bir oyuncu var keşfettim çok Yok. iyiymiş falan filan. Alın mı dedi? Abu Bakar var. Değil. O dönemde başkanlar aldı. Başkan aldı, yöneticiler buldu, scoutlar onlar bunlar. Bir şekilde hocaya verildi. Hoca eldeki malzemeyle muhteşem bir yemek yaptı. Burada hocayı transferin içine soktular bir şekilde. Doğru değildi bu. Yani Ceyhun Kazancı gitti mi hemen ertesi gün bir futbol direktörü veya transferden sorumlu birisini ortaya atacaktın. Orada bir üzerine hocayı kaldı. İkincisi iletişim kısmını hoca bir şekilde yönetmeye çalıştı ki hiç hocanın bence yapmaması gereken bir şeydi. Üçüncüsü en son aldığı yük yönetimi savunmak oldu. Orada tabii ki amacı yönetim belki savunmak değil. Orada takımı savunmaya çalışıyor. İstifa diye bağırmayın diyor ama hoca şunu atladı. Beşiktaş taraftarı bu 7 hafta için bağırmıyor ki. Beşiktaş taraftarı Aralık ayında Sergen Yalçın'la veda edilen şampiyonluğa bağırıyor. Kasım ayında Valerian İsmail'le veda edilen şampiyonluğa bağırıyor. Rıdvan'a, Emirhan'a, Asparaya giden oyunculara bağırıyor bağırıyor. Yani bu bir süreç. 3 yıllık rakiplere de bakıyor ama. 3 yıllık başarısızlığa Beşiktaş taraftarı bağırıyor. Beşiktaş taraftarının derdi sadece bu sene değil ki. Hoca sanki bu seneymiş gibi orada yönetimini de korumaya çalışınca 3. yükü aldı. Ne oldu maçta? 10. dakikada söylesene hoca bu takım niye oynamıyor ya döndü. İstediğin kadar kimseye güvenme. Bizim ülkede en büyük problemlerden biri futbolda da bu oluyor zaman zaman gördüğümde. Abi her şeyi tek kişi yapamaz. Yapamaz yüzde yüz İstediğin kadar tecrübeli ol. Bu 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 bizim için de geçerli, e, futbolda da geçerli, her alanda geçerli. Evet kimseye güvenmemeni anlayabilirim. Saygı duyarım. Ama maalesef öyle olmaz. Her şeyi işte antrenmanı Şenol Güneş koordine etsin. Basınla ilişkileri Şenol Güneş koordine etsin. Transferleri Şenol Güneş koordine etsin. Her şeyi tek başına yaparsan e, bir yerde bir problem yapma, oluyor barış Yapma, şurada. zorlayan mı var? Yapma. Yapıyor mu diyeceksin. Hayır yap tabii diyeceksin Şenol Güneş. Bir yerde bir şey diyecek de olmayacak. Ya, yapma. duygusuyla. Hayır yapma. Ya. Gel de ki buraya bir sportif direktör. Hı. Ama bu tarz antrenörler istemezler. Sportif direktör istemezler. Bunlar e, şimdi çok başarılı ve lider adamlar. Oysa ki bunda bir şey yok. Ama yani bazen işte bazı takıntılar vardır. Şimdi e, şimdi size konusu Fırat'ın dediği gibi çözülebilir mi? Çözülürdü. Tabii tabii. Çözün abi. Stoper Sen... oynuyor değil mi? Türkiye'deki birçok 8 numaradan daha klas ayağı var. Çat oraya, çat buraya. Para yani, değil, yani, değil mi? Para mevzu değil miydi? Yok başka şeyler. Neyse şimdi şunu Nelerdi? Onları da konuşalım o zaman. Ya. Yani. Şunu söyleyeceğim. Şimdi iletişim konusu. Eşerim Hoca baktın yetersiz. Şunu istiyorum de. Bunu de. Ne bileyim transfer konusu ben onunla değil bununla da Önder Özen'i istiyorum de İbrahim Altısa'yı istiyorum de Can Çobanoğlu'nu istiyorum de başkanla çok yakın. Plansız gitti işte yani Organizasyon bir, yani. Ya bu işler olmaz ki yani böyle evet. hani olmaz ama tekrar söylüyorum. Hata nerede? Transferde. Transfer takımı yapamadılar. Bir de yani niye hep kutu açılan oyuncular alıyorsun yani? Niye hazır değil? Adam bak gitti. Fenerbahçe'yi burada benden çok eleştiren var mı yani? Allah aşkına diye 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 içe futbolu bıraktırdık. Aha da burada <laughs> tam bırakıyordu. E, aldı başkan. E, şimdi Tadiç hazır oyuncu. Ceko hazır oyuncu. E, Şimanski. Şimanski. iyi kadroların iyi oyuncusu. Feyenoord'a. Öyle reyesli meyesli freye mireye. koysan Şimanski de bay bay. Şimdi orada Fred büyük oyuncu. E sen ben demiyorum ki bu paraların aynısı aynı toplam ama bunlara yakın. Çünkü senin Fenerbahçe'den daha az oyuncuya ihtiyacın vardı. Öyle mi? Çok doğru. Daha -4 az transfer oyuncular. yeterdi değil mi? Sen 4 oyuncuya o parayı verseydin bölüp sen he, bunların ikisinden de öndeydin. Ama Şenol Güneş Sides, de söyledi bunu? Sağ, Redmond'u Redmond tut. To tut. Redmond'u tut. 3 tane ya da 4 tane oyuncu alacak. Şenol Güneş bunu söyledi Sides, ama ya, bu kadar oyuncu alacağımızda 3 tane oyuncu yok parayı verdi. Ben e, hatırlıyorum basıncı ülkede antrenman öncesi bak yayındaydım hatta. Olacağım. Alınmayacak hatta. oyuncu üzerinden bir <laughs> e, söylem <laughs> yapmamak lazım. Oyuncunun Her aldığı para veriyor. O işte. 11 milyon euro. 11 milyon euroluk bir oyuncuyu Beşiktaş zaten alamayacağını limit olarak Abu Bakır'ın belirlendiğini hoca da biliyor. Hepimiz biliyoruz. Herkes biliyor. O yüzden de zaten ben bunu eleştiriyorum. Yani Fenerbahçe Talişke'yi almadı. Şimanski aldı. Tarışka etkisi yarattı mı şu ana kadar? Yarattı. O yüzden de kendi Tarışka'nı bulacaksın abi. Adam artık o yılda 11-12 milyon euro kazanan adamı alamazsın sen. Kendi Tarışka'nı ya da hiç kaçırmayacaksın en başta. Kendi Tarışka'nı bulacaksın. Onun çalışması yapacaksın. Çok iyi, o yıllık, yıl, çok iyi bonservis ve yıllık ücret verildiğini de hatırlatalım. Kime? Şimanski'ye. Yani tabii ki tabii ki. 9 700 civarı falan. Tabii mı? ki hayır. %100 ama Beşiktaş'ın öyle bir transfer harcaması yok ki. Hı hı. Burada bak dönüyor, dolaşıyor. Barış Şurdu Semen. Bilmiyorum başkanın para harcama konusundaki hassasiyetine dayanıyor. Bütün hikaye dönüyor, dolaşıyor, buna dayanıyor. Bu en başta Valen İsmail bulunurken de böyleydi. Ama Fırat Bahtiyer'e dört buçuk bu başkan o işte O, zaten bak. başkanları dört Onların mi? hepsi, onların hepsi zaten şeyden doluyordu. Ben söylüyorum. söyleyeyim. için peşinden kaptırınca ha böyle on, çok, yıkıldı ortalık. Doğru. ondan sonra o paralar harcanmaya başladı. Bu sezon başında da o kadar az para harcama düşüncesi vardı ki bunu konuştuk. Yani şimdi Ceyhun Kazancı Valen İsmail'i getirdi. Ondan önce kimi getirmeye çalıştı? Hatırlıyor musun? Pinerio diye. Evet Bruno Pinerio. Bruno Pinerio e, gibi. Portekiz. Bruno Pinerio gibi e, Portekiz'de sadece herhalde kendi ailesi falan tanıyordu. Yani biz hiçbirimizin tanımadığı. Sonra gönderdiler biliyorsun onu oradan. Gönderdi. Peki niye? 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 Tamam, niye? niye? Çünkü. öyle. Hayır şu, şundan ben size söyleyeyim bilgi var bende. Yani sen hoca bul bana yıllık maaşı 900 bin euroyu geçmesin der oraya Roger Smith'i getiremezsin. veya Peki yok. ona ikna etsin başkanım. Ceyhun tip... kazancının Icaka. suçu yok o zaman abi. O zaman şöyle suçu var. Nasıl yok? Şöyle Nasıl suçu var. yok? Sen Nasıl başkansın yok? bana dedin Nasıl ki yok? 900 bin euro maksimum yıllık alacak bana teknik direktör bul dedi. Başkan ben de dedim başkanım. ki tamam. ben seninle ha. çalışamıyorum kusura bakma. Beşiktaş'a 900 bin euroluk hoca olmaz. Evet, teşekkür ettim bana. Ben bu kulüpte benim ailemin <laughs> bu kulüpte benim ailemin e, çok bak, ben önemli yeri bir... var. Ben bu iş kötüye gider. ikna İkna edeceksin. Sportif direktör sen ikna edeceksin. Burada e... öyle yok. Şuna ikna Bana e... onu dediler. Bak, <laughs> şunu ikna Aslında onun altında şu da var. Fırat. Dörtlük adam aldı. Beşiktaş'ı öyle uzaktan kumandayla yönetme hevesleri de var. Bak burada, öyle gençlerin. Burada, Baklar. burada bak şöyle bir durum var. Anlatsın. Ee, Hmm. gerçekten de burada eğer bir faturayı keseceksek tabii ki olaydan Ceyhun kazancıyı ayrı tutamayız. Çünkü o da Barış sen dediği gibi ya başkanım 900 bin euro ya, işte Pinerio vesaire ki o paraya alınabilecek e, hocalar bunlar. Ben kötü hocalar demiyorum ama şu haksızlığı da yapmayalım. onlardan sadece 250 bin euro fazladan Farke'yi bile tamam. Beşiktaş para yüzünden istemedi. Daniel Farke hatırlıyorum. Abi sen Farke İyi Alman ekolü kötü hoca değil ama hoca. var mı mesela müzede Yok. kupaları falan ama değil. Olabilecek bir hoca o da yalnız bu arada. Aday ya iyi hoca olmaya adaylardan bir tanesi. Bence iyi iyi teknik Olabilir. Abi sen bir kere teknik direktörü de hazır ve büyük teknik direktörü getirmiyorsun. Oyuncu kısmında da 3 yıl top oynamayan Oxlade 3 yıl top oynamayıp aynı zamanda psikolojik sorunlar yaşayan Ali. Son 3-4 yılda işte bilmem kaç kez oynayan Erik Beyli. Ee, Milan'da son 1,5 senedir oynamayan Rebic. sayı say bitmiyor yani. Bu böyle bir riskli ki bu. Bu riski bir tane alabilirsin bak bir tane. Takımını çok güzel dizersin. Bedavaya bir delali bulursun takımı yaptıktan sonra. Ya ben bunu alayım belki bir ihtimal oynar dersin tamam ama sen 4-5 mevkiye birden hazır olmayan oyuncu alınır mı? Ya Nasıl olacak yok, bu? Olmaz. Mario Gomez çıktı diye Beşiktaş o günden beri bu tarz oyuncuları alıp yeniden doğ, doğdurmaya çalışıyor. Yani işte deli işte şey Ya o niye oldu söyleyeyim aslında? Sır Mario de... Gomez değil. Şimdi Mario Gomez yükseldi. Dembaba yükseldi. Sosa yükseldi. Yükseltebiliriz ihtimal. Ha, o ihtimal ama o başka bir dönemde. Onlar iyi takımda yükseldi. İyi takımdayken zaten işte konuşacağız şimdi Fenerbahçe'de. İrfan Can ne hale geldi iyi takımdayken? Doğru. Abi iyi takımda oynamak başka bir şey. Yani burada... Takımın omurgası bir türlü oluşmuyor. Yani tamamen organizasyon. Anlattığınız her detayın oluşumu organizasyonla alakalı. E, gerek teknik, gerek taktik, bak, gerek be, iletişim. Yanlış. Gerek bak, beğenilmeyen yanlış, beğenilmeyen, yanlış. beğenilmeyen vida gitti. Hmm. Bak vidanın yerine kaç tane stoper aldı ya Beşiktaş. Almaya devam ediyor. Her sene alacak galiba. <laughs> vida da böyle üst <laughs> düzey uçan kaçan bir adam değildi de yani elindeki size olsun vida olsa elindeki adamları da kaçırıyorsun. <laughs> Ve bunun neticesinde ben dün maçtaydım. Hayatımda daha önce gördüm galiba bir kez daha görmüştüm. Anormal bir durum. Bir buçuk saat geçmiş maçtan. 6-7 bin kişi orada. İstanbul Emniyetine ayrı teşekkür etmek lazım. Çünkü oradan çıkartmaya çalışmadılar taraftarı. Çok kalabalık bir taraftar, çok öfkeli bir taraftar. Tatsız bir şey olabilirdi. Çok olgun bir şekilde hep ikna etmeye çalıştılar. Yani taraftar değiştirmeden Şenol Güneş gelsin, başkan gelsin falan diyor. Taraftar çıkmayacak, çıkmıyoruz diyor. Neyse ki bir olaysız bir şekilde dağıldı. Yani gerçekten de orada da sıkıntı yaşayabilirlerdi. <laughs> Neticede şaşırdık mı bu olanlara, yaşananlara? Çok göz göre göre ya geldi. Ya ben Şenol Güneş'in gitmesini beklemiyordum. İzleyicilerimizden mesajlara bakıyorum. Beşiktaş'ta gitmemesi gereken gitti. Niye Şenol Hoca gidiyor ki diye mesela Ali Bey yazmış. Yavuz Bey bir sürü alt altıya bakıyorum. Takım, gitmemesi gereken gitti diye. Doğru paylaşım ama paylaşım yapıyor. Beşiktaş'ın oyununu görüyor. Beşiktaş o ya bence futbolcular oynamıyordu Yok, yani. Yok kopmuş kopmuş. o demin niye güldüm biliyor musun? Çok hmm. güzel söyledi. İkna etmeye çalıştı diye İstanbul Emniyeti ayrıca da tebrik hmm. ediyoruz. Teşekkür de ederiz. Şimdi aklıma 87 yılındaki Trabzon Beşiktaş maçı geldi. Oh, o zamanki O, başka bir o zamanki Trabzon Emniyeti hiç bizi ikna etmeye çalışmamıştı. <laughs> İtfaiyeyi çağırmıştı sayın Emniyet Müdürümüz. İtfaiye ile ıslatıp öyle joplamıştılar. 3-2 yarıda <laughs> kalan 87 Beşiktaş mi? maçında. Evet. Bir de evde dayak yemiş. Bir de yani <laughs> hocaya para harcamayalım. Oyuncuya da para harcamayalım. Alt limit belirleyelim. diyelim. Tamam. Ee, rakipler, Şimanskiler, Tadişler, Zahalar, Teteler, İkardiler yapsın. Ve buradan da bu işin içinden de iyi bir sonuç çıkmasını bekleyelim. Tamam, çok iyi kadro kurduk Galatasaray'la Fenerbahçe'ye. Yani Doğru. Kadar çok iyi. Yani bunun konuşmanın anlamı yok. Kurabilirdi ben Senin de. onlar kadar oyuncuya ihtiyacın yoktu. Aynen. Tamam. Şenol Güneş faktörü bir adımda öndeydin. Sen bu oyunculara hep kutu açtın. Sen Bahtiyar'la ne işin var ya? Ne Bahtiyar'ı ya? 4,5 milyona Bahtiyar mı olur ya? Şunu sor. Ya çok senin aşırı olmaz doğru. ya. Abi, bir de işin komiği şu. Para vermeyeceğim deyip Bahtiyar'ın yedek kulübesine oturması kesin mi? Kesin değil mi? Yüzde evet, yüz. Hamle oyuncusu belli yani. i̇lla yani bir mavi kart alacaksın. Git Karagümrük'ten şeyi al ya. Şukurova al. Orucu idare eder 10 dakika, yarım saat. Içinde. Hiçbir şekilde ilk 11 başlatmayacağın neredeyse bir oyuncuya 4,5 milyon euro veriyorsun ve param yok diyorsun. Bir de ya yani burada bir aynı zamanda hesap yapamama durumu da var. O yüzden de para harcama, harcayacağın parayı yanlış yerlere harca. Hı. Filmin sonunda takım da buna tepki versin ve bu taraftarda bunun karşılığı yok. Yani taraftara maaşları zamanında ödüyoruz, elektrik faturası sıkıntı yok, falan filan diye başkan söylüyor ama Taraftar nezle bunun bir karşılığı yok. Taraftar sahaya bakıyor, oynanan oyuna bakıyor. Hocanın gitmesi bence de üzücü bu arada. Yani böyle bir bu kadar kısa sürede gitmeyi bence de Şenol Güneş hak etmedi. Ama sahaya bakınca şunu görüyorum. Oyuncular oynamıyordu. Tamam her şeyi ben yaparım o noktasına gelmeseydi Şenol Hoca yapmasaydı. Sadece takıma odaklansaydı işte iletişimi ve diğerlerine bakmasaydı. Ben ona uygun bir takım yoktu ona uygun takım da kurulmadı lan. Şenol Hoca'dan bir de ben Anladım. hoca'yı iyi tanırım. Şenol Hoca bazı tepkilerini mesela herkes şaşırıyor. Özellikle Beşiktaş'ta olmayan taraftarlar Şimdi ben Şenol Hoca'da öyle tepkiler görünce ben anlıyorum içerisi kaynıyor diye. Problem var yani. Mesela durduk yerde o gün yayıncı kuruluşa bir şey dedi ya çıktı. Evet Şimdi ya yayıncı kuruluş hani aç o kadar net bir done sunmalısınız ki ya yani çok net bir şey. Şimdi söylediğiniz kişi de Güntekin Onay. İşte orada programda ki şimdi Güntekin Onay kim? Eşen olacağız olacak? Sen takım kaptanı olarak Trabzonspor'un kalesindeyken Beşiktaş'ı yendiğinde e sen kutlama yaparken Güntekin Onay Beşiktaşlı babasının dizinde belki de ağlıyordu. Rahmetli Gündüz Tekin Onay hocamız Beşiktaş'ı da çalıştım. Allah rahmet eylesin. Beşiktaş'tır. Güntekin Onay da çocukken ben Güntekin Onay'la hani çok severim meslekten. Çok beğenirim. Saygın bir hmm. kişiliktir. Ee, ama hani bir yerde bir oturdum elini sıktım bir yerde hiç kahve bile içmişim yoktur. Ama hani hoca senin dediğin kişi hani Beşiktaş yani babası Beşiktaş'ı çalıştırmış. Beşiktaş yani sen Trabzonspor'u kaptanıyken yendiğinde sevindiğinde Güntekin Onay belki daha ağlıyordu yani. Üzülüyordu babasıyla. Yine şimdi Yani olmaz ya yani bu bu denmez. Güntekin onaya denmez yani. sen şimdi çıkıp Rıza açalım baya diyebilir misin? Samet abi babaya denir mi yani? F ne bileyim Fikret abiye denir mi? Sinan abiye denir mi yani? Şimdi bu Güntekin onayda yani öyle bir yani mesleğini asla taraflı ben görmedim de hani e babadan beş taş yani olmaz orada niye öyle bir hedef seçtin? Şimdi bunları görünce Şenol Hoca da ben anlıyorum ki içeride huzursuz olduğu şeyler var. Ama bu futbolcudan, ama yönetimden, ama transferden, ama şundan, ama bundan. Hmm. Yani biz yayın kalitesini eleştirebiliriz. Ne bileyim çekimi, yönetmeni, oyu, buyu, şuyu, buyu. Hepimiz canlı yanlantıdan geldik, hepimiz hatalar yaptık. Hey, Birçok şey e, geldi başımıza <laughs> ama hani... Şenol Hoca böyle bir anda tepkiler verince ben anlıyorum Fırat'ın dediği gibi bir şeyler oluyor orada. Tamam da 2.21 puan ortalamasıyla gittiğinden de bahsedin lütfen. Hı hı. Çenol Güneş. In. Ama hayat böyle bir şey Ben Ve asıl bu arada iletişim demişken e, Federasyon başkanı O şimdi ben oraya getireceğim. Yaşanan olayın da ben bir Orayı anladım. da konuşalım sonra Fenerbahçe'ye geçelim. İletişim faciası olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben ben ilk bir, önce bir, çok özür dilerim bir şöyle pas atayım. At. Şimdi ben e, İlk önce takip edemedim. Dışarıdaydım. Annemi de doktora götürdüm, geldim falan. Sağ olasın. Sonra baktım böyle bir şeyler oluyor. Görüntülere baktım. Ne oldu dedim? Epey bir olay olmuş yani. Olay olmuş derken şimdi çok biz epey bir küfürlü tezahürat var. Sonra yaşanan diyalog ve Sayın Başkan'ın stadı terk etmesi. Hı hı. Sen oradaydın. Daha kimsin? Anlat. Bir kere şu var. Ya kimse mi uyarmıyor yani? Hani Sayın Başkan, bu statta sana bir tepki var. Bu statta Stada senle ilgili... Stada gelmeden tepki var ya. İşte hayır, olmadığı maçlarda... Işte onu diyorum ya, bu statta tepki var derken, bu statta sana yaklaşık 6-7 aydır çok sert, çok ciddi bir tepki var. Geçen sezonun sonunda başlayan ve hala devam eden. Bu statta biz şu anda hakim değiliz. Bu statta bize bile bağırıyorlar. Biz bu statı şu anda tutacak durumda bir küfür olduğunda bir şey olduğunda tutacak durumda değiliz. O yüzden bu ortama anlatıp bir şekilde ya gelmesini engelleyeceklerdi. Daha sakin bir maça, daha Beşiktaş normale döndüğünde, daha tansiyon düştüğünde, işler biraz daha düzeldiğinde, TFF ile karşılıklı olumlu mesajlar, barış mesajları oluştuğunda gelirseniz daha sağlıklı olunur diye Beşiktaş kulübünden bir kere bir e, anlatmak lazımdı bunu. Ya da bunu yapamıyorsan başka bir locaya, başkanın locası var yöneticilerin, başka bir locaya alırsın. Hı. Daha sessiz, sakin bir yerde ağırlarsın. Bu arada sabahtan bütün internetlerine büyük ekşi sada geliyor diye haber düştü. Yani başkanın orada olduğunu herkes biliyor. Böyle bir ortamda federasyon başkanının oraya gelmesi de onun da bu durumdan haberi nasıl yok? Onu da anlamıyorum. Maçlara gelmiyorsunuz gibi bir söylem var mı? Sosyal medyada gördüğünüz. Acil danışmanları var. değiştirmesi ha. lazım Sayın Mehmet Bülkeşin. Orada da şunu, Kesinlikle. orada şunu yani <laughs> Ahmet Nurçebi de işte deprem maçına bir gidiyorsunuz bize gelmiyorsunuz hmm. gibi bir söyleme olmuş galiba başkanı ya da yöneticilerin. O yüzden geldiği söyleniyor. Ee, bu bir Beşiktaş'ın açısından iletişim faciası bence anlatmak lazımdı. Öbür taraftan başkanın Sayın Büyük tavrı da e, çok doğru bulmuyorum. Çıkarken dediği bu işi durduramadınız. Hatta içeride söylediği işte bu yüzden bu gelmiyorum, engel olmuyorsunuz sözleri e, durumun bence farkında değil. Beşiktaş Başkanı'nın çıkıp tribünü susturacak durumda değil şu anda. Beşiktaş Başkanı çıkıp tribüne susun dese 3 kat falan olur küfür. Çünkü Beşiktaş Başkanı ile tribün arasında problem var. Beşiktaş tribünü Ahmet Nurçu bir istemiyor. Bunu bütün stat gol oluyor istifa diye bağırıyor. Santra oluyor istifa. Yani ha, bu kadar istifa diye bağırılan bir stat. Bu kadar gerilimin olduğu bir stat. Hoca bu takım niye oynamıyor denen bir stat. Ve orada federasyon başkanı geliyor. Ve bunun Beşiktaş kulübü tarafından organize edildiğini düşünmesi yanlış. Beşiktaş yönetim ve Beşiktaş başkanı şu anda tribünü Organize edecek güçte de değil. Yani sayın başkan. Kimse de gidip de baş federasyon maçı küfür de falan diye de organize etmez aynı zamanda. Sayın başkanın rahatsız Zaten olması gayet sayın normal. normal ama gidilecek Arası. maç bu değil diyorsun sen. Gidecek zaman da bu. Zaman değil, değil. değil diyor. Elbette küfre %100 yüz karşıyız. Edilmemesi çok lazım. Canım. lazım. Çok ağır küfürler, evet. çok yanlış o küfür edilmemesi lazım. Ama başkanın çıkması, o tepkiyi vermesi, e, Ahmet Nucibe böyle bir harekette bulunması çok ona takılmış durumda Beşiktaş taraftar parmak sallama durumu hı hı. ve filmin sonunda yine burada suçlu olan kim oldu? Ahmet Nurçebi oldu. Çünkü herkes şunu söylüyor. Neden karşılık vermedin? E, sayın Bakan da orada olduğunu hatırlatmak isterim. Büyük bir ihtimalle o yüzden karşılık vermemiş. Asaletli davranmak suç mu şimdi yani? Asil davranmak Ama orada taraf, olur mu? Taraftan nezdinde Sayın Baş Sayın Bakan orada susmak oluyor. Sayın Başkan Sayın Bakanımız orada. Ben bir şey e, demiyorum. Yok yok. Federasyon Başkanı bunu yapıyor. Şimdi burada suç Ahmet Nur de mi oldu ya? Yani? Şimdi ben burada ele onu katılıyorum söylüyorlar. Evet ama yani orada şimdi ne ne olsaydı ne ne yani ya kaksı o da onun üstüne mi yürüsün? Şimdi bir kere Sayın Mehmet Büyükekşi, Sayın Başkanım e, futbolu sevdiniz. Devam yapmak istiyorsunuz, devam etmek istiyorsunuz, hizmet etmek istiyorsunuz ama o, bu önce yarından tezi yok. Danışmanlarınızla bir vedalaşın. Plaket mi verirsiniz. Hediye top, eşofman mı verirsiniz uğurlarken? Vedalaşın. Ya böyle hizmet alıyorsanız hiç almayın. Yani ve maça gittiğiniz kişilerle de biraz mesafe koyun. Kimle gittiyseniz o maça. Sizi kimse mi uyarmıyor? Kimse mi demiyor? Bir Beşiktaş zaten sıkıntılı. Bırak diyelim ki bunlar yaşanmadı. Hiç sayın Federasyon Başkanına hiçbir şey söylenmedi. Hiç bak hiçbir şey. Ya zaten ortam sıkıntılı bir ortam yani. Yani buna rağmen sizin olmadığınız maçlarda bile size bir tepki olmuş. Yani ben olsam o işi çözerdim oraya gitmeden. Ama e şimdi siz buna rağmen oraya gitmeniz normal karşılanıyor. Normalmiş gibi söyleniyor. Şimdi orada giriyor işte danışman deniliyor. Danışman Danışman. Hani bana Esi... dese ki Sayın Ahmet Nurçevi 900 bin euroluk hoca bulacaksın Beşiktaş'a hmm. başkanım ben Beşiktaş'a 900 bin euroluk hoca yakıştıramam. Olmaz. Ya ikna ederim ya gidelim. Yani Sayın Başkan ya isterseniz burada, bu maça gitmeyelim. E, i̇sterseniz e, değil. Gitmeyelim. E, nezaketen başkanım, söylüyoruz başkanım, ya şimdi birbirimize. Bu mi? maça gidilme. Başkan kendi de bilecek, bilecek abi. Kendi de bilecek bu maça gidilmez. Bu diyecek başkan? Benim orada küfür ediyorlar orada bizim ne işimiz var diyecek. Benim başkan abi. yani futbol çünkü bakın Futbol tekrar söylüyorum sokaktan geldiğini kimse unutmasın. Sokak dilini reddedenler rakiplerin pua, kupa kaldırırken seyrederler. Sokak dilini kabul edeceksin. Ama sen, sen Futbol... de sokak dili diyorsun ama hayır, hayır. Ozan Başkan da sokak... ses çıkartmadığı hayır. zaman sokak dilinde böyle insanlar tepki Öyle değil. Deniyorlar. Oradaki <laughs> davranış başka, oradaki <laughs> olacağı yakalayabilmek başka. Yakalamak yani ben buraya gidersem bu şekilde ne olur? Ne biter? sorun var. Danışmanların uyarırsın seni. Orada bana göre Sayın Başkan çok hatalı. Çok Sayın hatalı. Ahmet Nurçevi de çok asil davranmış, kendisine yakışanı yapmıştır. Ben Peki. Federasyon başkanının o davranış biçimini özellikle abi bak ilk yarı biter, içeri girersin. Tamam. Sayın Bakan da orada. İçeri girersin. Sistemin doğru da edersin. kimsenin evet. önünde değil. Yani yakışmıyor size dersin, ayıp ettiniz dersin. Dersin, kızarsın, bağırsın hatta. Çok. Rahatsız olman normal ba abi, bunu tartışmanın çok anlamı ya. yok yani. Kızarsın, bağırsın tamam. içeride. Ya kalkıp böyle yaptığın zaman orada bir hikaye Ahmet Nur Çebi değil ki. Beşiktaş Başkanı. Yani Beşiktaşlılar kendi başkanları ne kadar kızsa da, kendi başkanı istifasını da istese... Abi sen başkanına öyle bir... Yani orada makamı o hareket yapıldığı zaman da bu sefer Doğru. iyice... Bu gerginlik demek. Bu artık şu demek ki... Yani Beşiktaş'ta ipler kopmuş demek. Hmm. Bu iyi bir şey mi yani? Türkiye'deki dört büyük kulüpten bir tanesi de büyük bir camiayla üstelik agresyonu yüksek bir camiayla böyle bir diyaloğa girmek, orada binlerce insanın önünde böyle yapmak doğru bir şeydi ki. doğru ben de onu diyorum ya. Değil yani. Daha Bunu önce olayın... Bileceksin yani tribün nedir? Ne olur? Ne oluyor bu statta? Yine daha önce bir şeyler olmamış mıydı? Genel kurulda mıydı? Konuşmalarda mı? Yine bu panelde miydi? Yine böyle bir Evet, Gül, Gül, değil e, mi? Ben yanlış hatırlamıyorum değil konuşurken, mi? Zaten var bir sorun var e, zaten. Geçmişten gelen Doğru. de bir süreç var. Evet. Orada Hatır, bence başkan da hatırladım. başkan da kalkıp aya Ahmet Nuoçu'ya e bir yakışmıyor size böyle davranmak falan tarzı. En azından bir daha yumuşak bir tavırla bir tavır gösterse, çünkü oturmasına çok tepki oldu. Tavır gösterse bence mevcut Stattaki başkan olan tepki de biraz daha azalabilirdi. Ya tam anlık reaksiyonluk Doğru. durum. Anlık tabii. O Şimdi anda sonra... o anda bunu düşünemiyorsun. Tam Şimdi ben e, kulüp başkanıyım. Yanımda e, bakan var. Doğru. Yanımda federasyon başkanı var. Stat, kalabalık, ses, gürültü. Peki. Var e, Beşiktaş'ta şu süreçte son onu da sorayım öyle bitirelim. E, teknik direktör konusuyla alakalı çok geliyor. Son sor... tamam. İstanbulspor maçında takımın başında İstanbulspor maçı ben takımın reaksiyon göstereceğini ve Beşiktaş'ın iyi oynayarak kazanacağını düşünüyorum bu sefer. Oyuncuların çünkü Burak Yılmaz'ın gelmesine başka bir hoca hocadansa Burak Yılmaz'ın kalması sevinmişler oyuncular. Benim içeriden aldığım bilgi o Ama. yönde. Sevilen bir isim Burak Yılmaz. O yüzden de reaksiyon verirler bence. İstanbulspor maçında Beşiktaş kazanacak diye tahmin ediyorum ben. Sonra Galatasaray maçı var. Orada alınacak skorlara göre Burak Yılmaz'la devam etme ihtimali şey var. soracağım ya. Sonra. Şimdi Hongri tarihi ne zaman? Kasım 19 gibi gözüküyor. En şu geç an. Aralık'ta. Ben, ben açıklamaya göre konuşuyorum Sen... Garip bir açıklama. Abi, en geç bir, bir şey olmaz. Yani Aralık'ta yani en, şey en geç Aralık'ta yapacağız Tahmin Aralık'ta falan yaslarmış keşke. En geç bir şey olmaz abi. Tarif verirsin orada yaparsın. Sorumu Kasım sorabilir olabilir miyim? Son. Kasım 19'da ise. Hı -hı. Evet, fikstüre mi baktın? Fikstüre mi baktın? Tarihlere mi yok, baktın? Yok yok. Kasım 19 dur bir soru Hah, tamam. Kasım 19'da ise. Evet. Bu yönetim Kasım 19'a kadar yeni bir hoca almaz olmaz yakışmaz zaten yani. Ee, ya yani bu şu demektir. Hmm. Beşiktaş yeni döneme kadar yeni Normal hmm. e, normali ye o. kadar Burak Yılmaz'la gidecek demek lazım. Normali ki o. Bu hem Burak Yılmaz için hem de takım için önemli bir algıdır ama bu maça çıkacak. Bu maçtan sonra Galatasaray olacak. Ondan sonra o olacak hayır. 7 maç, maç var. Kaç dedim? 19 7 maç var. Kongre'ye kadar ki teknik direktörü... 5 2 Avrupa evet. Beşiktaşlı Fikret Yılmaz'ın oğlu Burak Yılmaz'dır. Bir dakika abi şu baştan önce araya girdim ben böldüm özür dilerim. 7 maç var. Yani kongreye kadar Burak Yılmaz takım başında olmalı diyorsun olmalı sen. Yani, sen olmaz. de aynı fikirde. Sen şimdi var mısın yok musun ben, seçilecek ben misin? Ben zaten aynı fikirdeyim misin, de. Olur mu ya? <laughs> Söyleyen benim Ben zaten de. aynı fikirdeyim de. Şimdi başkanın da bundan önceki tavrını biliyoruz yani Başkan sonuçlara göre biraz hamle yapan bir Başkan e, Ahmet Nurçevi ve. Ama kongre kararı alındı da daha ne ne yapacak? İki maç takım istediği gibi gitmez e, diyor Fırat ne, yapacak? ne yapacaksın tamam, diyor. Kongre kararı işte, aldık abi, ben iki maç. Beşiktaş İstanbul İstanbulspor'u yenemedi. Galatasaray'a yenemedi. Hı. Rıza Çalımbay'a e gel diyebilir başkan. İşte tamam ben bence ben, ben geldim, seçildim. şey Fikret Orman. Abi ben sağlıklı doğru şey, demiyorum. Ben doğrusu bırakmaz devam, devam etmek devam yani etmek doğrusu yani. diyorum. Ben Sikora başkanı diyor. yok yok abi. Hani böyle ama böyledir arkadaşlar. Böyle düşünüyorum ona. Şimdi orada Gelir. Ama şimdi seçime de girecek ama ya. Burak Yılmaz'ı çok seven futbolcular da yenilmesin kardeşim bu İstanbulspor'a bir zahmet. Zaten insan. Ya yani bir zahmet. Yani yeni, ben İstanbul olmak farklı olacağını düşünüyorum. Ha. Bakalım ne olacak. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Beşiktaşlı Fikret Yılmaz'ın oğlu Burak Yılmaz. Peki. Şimdi uzun uzun konuştuk çünkü sevgili seyirciler evet, an en e, yoğun gündem Beşiktaş'ta. Bak Bahattin Güneş bizi izliyor. E, çok selam. Selamları var selam geçen da. sene İnegöl Spor'da çok başarılı olmuştu. Ayrıldı tekrar İnegöl'e gitti. Başarılar evet, diliyorum. Evet, başladı yine puanları toplamaya. Hocam selamlar. Selamlar. Fenerbahçe'ye geçelim artık. 15 maç 15 galibiyet. Fenerbahçe çok iyi bir sezon başlangıcı Oynatı Maçları kazanıyor ligde de, Avrupa'da da. Hatta öyle bir duruma geldi ki artık mesela konferansta farklı oyuncular oynuyor, ligde farklı oyuncular oynuyor. İşte Şimanski, Fred giriyor. Bir anda oyun daha hemen çözülecek hale geliyor ama bu süreci çok doğru yöneten süreci iyi götüren bir İsmail Kartal ve Fenerbahçe var barış yurdu seven hemen onunla başlayalım. Evet Fenerbahçe e, kendi ismine yakışan e, oyuncular aldı. E, bu kimin görüşüyse kim e, başkanı e, buna ikna ettiyse önce öncelikle e, bu konuda e, kendisi ni <laughs> tebrik etmeliler herkes. Havacı camiası. Artı çünkü hep söylüyoruz 5 yıldır çok büyük bir kaleci hatasıyla başlayan süreç e, sevgili Altay Bayındır'a bana göre iyi kaleci, çok iyi kaleci ama hem onun gelişmesini engellenmiş oldu. Burada sevgili Ersun Yanal'ın büyük hatasıdır bu. Ondan sonra alınan transferler, yapılan oyuncular oyuncu transferleri çok kötüydü. Sportif direktör tercihleri e, ben Emre Belazoğlu'nu ayırırım. Emre Belazoğlu hayırlı olsun Fenerbahçe diyelim ona Ankara'ya. Emre Hoca'ya da hayırlı olsun. Ama onun dışındaki o yabancı sportif direktör Komolli'ydi sanırım. Demeyin. Hataydı. E, Fenerbahçe üst üste hatalar yaptı. Bugün Beşiktaş'ı az önce eleştirdiğimiz şeyleri Fenerbahçe kat kat yaptı. Yani, yani Bahtiyar gene iyi. Fenerbahçe ne Bahtiyar'lar Reyesler, Adil Ramiler, neler saymakla bitmez. Benziyalar, Freyler. Şimdi şimdi Fenerbahçe o alışa geldik. Fenerbahçe transferleri yaptı. da Galatasaray'ın da etkisi var. Sayın Erden Timur dedi ki ya gel peşime dedi. Olmaz yani. Bu gel bir gel. beraber yükseltelim. Yok beraber değil. işin ironisi yani. Olmaz dedi. E, Galatasaray'ın bu tarz transferlerine Fenerbahçe'de cevap vermek zorunda kaldı. Ama burada e, şunu da söyleyeyim, tabii başkanı buna ikna eden kimse, kimlerse bu da çok önemli. İsmail Kartal e, Fenerbahçe'de çalıştı, hep başarılı olmuştur. Başarı sadece, e, tabii ki Fenerbahçe için, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon için hep puan durumudur, skorboardtur ama e, bazı gizli başarılar vardı. Hı <laughs> hı. Bazı başarıların arkasında da bazı insanlar vardır. İsmail Kartal o önden başarılı olmuştur. Şimdi bana göre e, antrenörlük kariyerinin zirvesindedir. Son 27 e, maç çok İsmail Kartal'ın 24 galibiyet 3 beraberlik. Çok önemli işler yapıyor. Bu oyuncuları <laughs> idare etmek, bu oyuncuları oyuna sokmak, oyundan almak, kadroya almak, kadrodan çıkarmak, 18-21'e almamak. Bunlar çok önemli şeylerdir. Biz sadece maç skorlarıyla... E, ilgilenmesek daha iyi olur. Yani burayı yönetmek çok önemlidir. Hı hı. Bu arada bir kişiden e, ya tam değil de hani ben gereksinim olarak eleştirmiştim ama olsun ben daha da ileri giderek bir kişiden özür diliyorum. Kim? Sanırım e, Okan Hoca şeyin e, Ali Bey'in danışmanlarından, futbol danışmanlarından Osterwold'i Fenerbahçe'ye alan. Hı. Ben Oyuncu ile ilgili hiçbir yorum yapmadım aslında. Ben şunu söyledim. Fenerbahçe o paraya gitsin kaleci alsın. Fırat burada şahittir. Evet. O paraya gitsin ne bileyim kenar alsın, santfor alsın. Yani e, Ferdi varken, Alioski varken neden 7 milyon euroya bir 6,5 milyona bir sol bek aldı? Dedi. Ama ben bunları da üzerime alarak Okan Hoca'dan özür diliyorum. Kendisini tebrik ediyorum. E, kendisi oyuncuyu bulmuş. 3 tane Jesus'a sunmuşlar. Ee, kendi tercihlerim için Jesus'a bırakmamışlar aslında işi. Çünkü Jesus'a bıraktın mı İşte o, neydi o stoper? Henrike'ler, Pedro'lar onlar bunlar Mustafa o da Henrique, maşallah Luan maşallah Peres. aldı. Bu arada Jesus da üç üçlü oynamıyor Arabistan'da. <laughs> 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 Offside Tartı... <laughs> taktiği ne oldu? Offside taktiği, <laughs> Off taktiği yok. Çok iyi kadro kurdular. Offside taktiği yok. Çok iyi kadro kurdular. Yani Fenerbahçe doğruları yaptı. Galatasaray'ın geçen sene yaptığını yaptı ihtiyacı olan yere nokta transferler yaptı. Trabzonspor'un 3 sene önce Abdullah Avcı ile yaptığı e, doğruları yaptı. E, ve kaliteli, karakterli oyuncular geldi. Sağda lider oyuncular, oyunu yaşayan, anı yaşayan, heyecanlı oyuncular geldi. Ve doğru idareyle de Fenerbahçe e, bana göre çok büyük bir başı. 15'te 15 ne demek yani? Çok büyük başarı. Galatasaray da bu taraftan aynı başarıyı getiriyor. O yüzden Fenerbahçe ile Galatasaray artık ayrı, Fenerbah diğerleri, diğerleri ayrı diye yorumlanıyor. Ben onlar için çok erken olduğunu düşünüyorum bir defa ama... Kadro kalitesi ve oyun Fenerbahçe anlamında değil. bak camiye ayağa kalktı. Ben şimdi 4 yaşında Mina Şentürk'ten bahsedeyim. Hmm. Yurt dışında yaşıyor. Çocuk böyle bizim Trabzon'da da böyle çocuklar çok heyecanlıdır. Trabzonspor. Bak babasını Mina ikna ediyor. 4 yaşında Fırat. Türkiye'ye getiriyor. Fenerbahçe maçına getirtiyor. Adam çalışıyor yurt dışında. Alıyor geliyor. E, Fenerbahçe stadından fotoğraf attılar. E, böyle böyle diye. Hani çocuklar şimdi öyle bir başarıyı aç ki camia. Öyle bir e, tutku. Tabii bütün taraftarlar tutkudur. İşte bu olunca ne oluyor? O açlık. O taraftar da geri dönüyor. Eskiden... Hece hece <laughs> diye bir şarkıları vardı. Şimdi o hece hece aynı şarkı. Aynı şarkı şimdi coşku. Böyledir yani. Şimdi ben Trabzonspor tribünlerinden bunu çok iyi bilirim yani. 6-0 galibiyeti beğenmeyen tribünü de bilirim. Beraberlikte, mağlubiyette neler olduğunu da bilirim. 1-0 kazandığında coşkuyla e, kutlandığını da bilirim. Yani. Bilirim o tribün geri gelmiş ben. Bu çok şeyin habercisidir. Doğru takım mühendisliğini yaparsanız, doğru planlama da üstüne eklerseniz beğenmediğiniz veya eleştirdiğiniz oyuncular bile ön plana çıkıyor. Şu anda Fenerbahçe'de durum bu Fırat Güneyer. Yani iyi bir takım mühendisi ve iyi bir planlama da var. Bu oyuncuları değerlendirme kısmı da hani oyuncunun küsmesi, kimle konuşsam mesela teknik direktörlerle. İsmail Hoca iyi yönetiyor diyor oyuncuları çünkü iyi. hepsi oynamak ister oyuncunun klasik Hı -hı. ben oynayayım işte ben niye oynamıyorum der onu doğru yönetmek için de işte gerek konferans ligi çok iyi bir fırsat ve şu ana kadar iyi yönetiyor. Ya şu anki 15'te 15 hem başkana hem de hocaya yazar ya arasında bölmek lazım çünkü Tabii. tam anlamıyla... Sayın Ali Koç'un kariyer sezonu diyebiliriz herhalde. Yani geldiğinden bu yana kurduğu en güçlü ve sanırım dört dörtlük eksiksiz kadro kurdu bu sefer. Yani sol bekinden sağ bekine, kalecisinden forvetine kadar beklenen kadroyu sonunda 5. yılında galiba kurdu. O yüzden de çok dört dörtlük bir kadro kurdu. Ama şunu söylemek lazım. Her dört dörtlük kadroda şampiyon olmaz. Tabii. Bunları gördük. O yüzden de burada hocaya da büyük pay düşüyor. Bu kadar iyi oyuncunun, bu kadar güçlü oyuncunun olduğu bir yerde herhangi bir huzursuzluk olmadan ki ara ara işte Batuay'ı erör verdi, Kent ne olacak falan dendi ama hepsini bir şekilde oynatarak, hepsini kazanarak bu bir kere hoca başarısı. Benim için daha da kıymetli olan dakika şunu açlığı Fenerbahçe'ye vermesi. Fenerbahçe çok aç. Yani resmen kazanmaya ve gol atmaya aç. Bu kadar fazla kazanmasının sebebi de bence bu. Bir kere oyuncular oynadığı oyundan zevk alıyor belli ki. Yani bu futboldan zevk almasa bu kadar uğraşmazlar. Ee, son Rize Spor maçının maç özetini izlediğimizde 84 dakika 84 yüzde yüzlük gol pozisyonu, 89 yüzde yüzlük gol pozisyonu, 90 direkten dönen top, 90 3 gol. Tabii. Son 10 dakikada... 3 net pozisyon bir tane de gol var. Son 10 kez kadar. neredeyse rakip ceza evet. alana girdi Bu maçta 70'te Fenerbahçe maçı kazanması ne olacak. Gruptan zaten çıkacak çok güçlü. 70'te gol. 81'de gol. Uzatmalarda sayılmayan gol. Hala aramaya, hala skoru arttırmaya devam eden bir Fenerbahçe var. Şey de yok yani çekileyim, bekleyeyim, 2-0 olmuş falan öyle bir durum da yok. Bu takımın hem kendini güvenini gösteriyor hem İsmail Kartal'ın takıma kazandırdığı özgüveni gösteriyor. Aynı zamanda da acayip bir futbol açlığı var. Yani daha fazla atayım, daha çok gol atayım, 3-0 değil 4-0 kazanayım. Fenerbahçe'nin bu sene maçına giden Fenerbahçe taraftarı e, tüm parayı helal ediyordur. Yani. Bak ben sana söyleyeyim. Son maçtan bahsettim. 60'a yakın garip bir topla buluşma ceza sahasında. Evet, 60 çok anormal şut sayısı. Bak son 10 dakikada bile 3-4 tane net pozisyon. Bunu her takım taraftarı yaşamak ister. Bu, maç, bu tarz bir oyunu izlemek ister. O yüzden de hem kadro yapısı hem hocanın kazandırdığı özgüven çok kıymetli. Tabii çok lider oyuncusu var. Çok seçeneği var. Ya, açık büfe gibi Fenerbahçe. Yani böyle 5 yıldızlı otellerde olur ya yani kısır da var. Ben desem, balık... ben desem yemeğe bağladın derdin. Tamam de. o yüzden ben bağlıyorum kısır var. Tatlı var, balık var. Oh, e, et var. var, hamsi, var. her şey var. Yani oradan irfan çıkıyor. Çok az forma giyen kent giriyor. Bir anda 4-5 kişi çalımlıyor giriyor, bir şeyler yapıyor. E, yedeklerle oynuyor burada neredeyse Konferans Ligi'nde o takım yenilmeden hep kazanarak devam ediyor. O kadar fazla oyun çeşitliliği var ki bu arada evet. nasıl olsa kazanır düşüncesinin sıkıntılı olduğunu söyleyeyim. Bu işler belli doğru, olmuyor. Doğru. En büyük favori Aston Villa şu anda. Konferans Konf firması. Evet. Kimse, Aston Villa da takımını Bosna. Bosna, ya Bo, Bosna Hersek, favorilerden biridir ama. Evet. Bir numara. Ee, Bosna Hersek temsilcisini 1-0 Zirinski'yi 1-0 mağlup etti. Gol 90 artı 4'te geldi Fırat. Belli olmuyor o işler. Yani. Tabii ki belli Sanki hani banko kazanırsın, rahat alırsın Fırat falan. Onu demiyor. Tam Fırat demiyor. Tek, tek kale oynadı da. Fırat, 1 e, numaralı favori sonuçta. Zor kazanabiliyor. Belli olmuyor. Onlar Fırat, da, da zaten kadroyu Fırat, değiştirdi. Bu arada da. Aston Villa en takımıdır yani. Hmm. Daha doğrusu her Trabzonlu'nun Premier Lig'deki takımıdır. Bu da Zanio Nerovo acayip bir gol atacak daha e, sonra. Rengi evet. rengi bordo mavi. <laughs> <laughs> yani şimdi Hayır, Fırat şunu diyor. Fenerbahçe arıyor diyor. Arıyor, vazgeçmiyor hmm. diyor. Yani o gün 4 atıyor, beşinci istiyor Aynen. diyor. İşte savun savunayım, işte şurayı koruyayım falan demiyor. Bu çok değerli. Tabii ki puan kaybedeceksin. Tabii tamam da abi Fenerbahçe ile Galatasaray'ın fark, bak diğerlerinden farkı dediği şu. Fenerbahçe giriyor rakip ceza alanına 60 kez. Galatasaray giriyor 52 kez. Boğuyorlar ikisi de. Tabii fark yani, var yani tabii ikisi tabii de. Burada Elan Balık Arasında... hocamızı da bir şöyle hep onu övdük. Hı -hı. Gerçekten Hı. çok da güzel açıklamalar oldu. Çok da seviyorum kendisini yolu açık olsun çok iyi yerlere gelecektir ama bir de eleştirim var ona Rizespor maçında Fenerbahçe Rizespor hocam ne karıştın bu kadroya sen ya iyi giden kadroyu sen ne yaptın 2 6 numara falan niye karıştın yani senin takımın gayet iyiydi geçen maçta bir önceki maçta devre arasında sarı kartları var diye iyi oyuncuları dışarı aldın e iyi oynayan hani Mitat Olavo'yin içeride oynuyordu hani bir cümlede böyle Hocam niye karıştın kadroyu Değiştirdin, geldin. Demek ki olmadı. Yani küçük bir eleştiri de İlhan Hoca'ya kendisine de buradan selamlar, saygılar. Bir, bir, bir şey daha söyleyeyim Hoca ile ilgili. Bana göre şey de çok kıymetli ya. Hangisi? İki farklı kadro var. ikisi farklı oynuyor. Yani e, Cekolu kadro başka bir şey oynuyor. Batu şu kadro. Konferans ligindeki kadroyla ligdeki fark farklı. Bence başka bir şey oynamıyor da. Girdikten sonra hemen farklı. pas trafiği değişti evet, ama. ikisi de farklı ve ikisinin de bir şekilde sürdürebiliyor olması ve iki takımla da kazanabiliyor olması. Ya yani bir takımda belki kazanamazsın, kazanamayabilirsin yani. Ama ikisini birden kazanmak da çok kıymetli. Çünkü ikisi farklı oynuyorlar ve takım içerisinde bir de çok şey var ya. Yani, yani e, takım içerisinde sağda hocalar var yani ben sana söyleyeyim. Aa tabii tabii. Hoca maç şu ay bir şey Tadikler, oynamıyor bak. Ceko'lar. Ceko Cek bildiğin. Tabii Cek bildiğin hoca Tadik. yani. Kadiç sağ git diyor sola git diyor onu yap diyor. Tadiç diyor sen diyor sağdan Fred ya, çok komut ya Kao, Chiku evet. bunlar evet. bunlar öyle bunların kadroyu koridorlarda sorgulayamazsın. Bu şey bunlara öyle diye fazla atıyorsun canım. Çok fazla canım. şey var. Bunlar çok fazla. olmaz. E, çok karakter oyuncusu var. Ya hmm. çok böyle Peki. Ee, hani bazı oyuncular bazı taraftarlar nezdinde şey olur ya. Mesela Lugano öyledir değil mi Fenerbahçeler için? Mesela ama işte bir takımda 3 tane vardı mesela. Lugano'yu unutmazlar, Apia'yı unutmazlar mesela Fenerbahçeler o, o, o kadroyu. Ama burada çok fazla oyuncudan var. Be Bekao da öyle bir oyuncu, Ceko da öyle. yüzden kırılgan olmaz bu kadrolar. Evet. Şimdi biraz önce Osterwolde'den bahsettik. Şimdi sevgili Aydın Kahraman hocamız, teknik direktör, Samet Aybaba'nın, Samet Hoca'nın yardımcısıdır. Hı. Hoca diyor ki Avrupa'nın beş büyük e, ülkesinden birine transfer olacak. Ve Fenerbahçe diyor aynı zamanda yorumcu televizyonlarda çok başarılı çok takip ederim kendisini. Göreceksiniz Fenerbahçe çok büyük para kazanacak ondan diyor. Hakikaten gerçekten şimdi bazen hakkı da verelim yani. Şimdi biz eleştirdik o dönemi ben öyle eleştirdim. Şimdi Fenerbahçe'de gerçekten çok büyük bir alternatif de var. Şimdi Osterwolde oynatıyorsun. Ferdi'yi sağ oynatabilirsin. O sahili e, oluyor Ferdi sola alıyorsun. Çok hani, Bir tek Batshuayi'de ben bir sorun görüyorum. Böyle devam ederse Hukuk orada gibi, evet. orada ikinci santrafor umut olur. Bundan sonra ve devre arası Fenerbahçe oraya o bir atletik santrafor bulur. Umut da bence iyi pivot. Evet. İyi pivot. Karakterli oyuncu da. Beşiktaş'ın hatalarından biri. Tuta Almama. Tutabilirdi kadroda. Ay sonradan da alabilirdi. Sonradan da alabilirdi. İstemediler. Bence iyi bir yerli pivot yani. Ben de aynı. Fikirli. Serdar Dursun'dan daha iyi. Benim Serdar. benim o Barış Yıldızsever'in o konuda bilmiyorum. Çok seviyor Serdar yani. Dursun biliyorum ama <laughs> ben, Bana göre. Ona bakıyorum o yüzden ben, bana göre ben, Bence Umut daha iyi ya, Serdar kötü oyuncu değil ama bence Umut daha komple futbolcu bence. Vallahi Serdar Dursun hakikaten çok şanslı birisi Şanslı mı? Çok şanslı. Niye? <laughs> çok şanslı <bir. gülüyor> nokta daha bir şey deme. Peki tamam. <laughs> Peki, ben de diyorum Dursun, ne demek? Çok şanslı. Sen o kadar da değil yani. Çok yani, şanslı. Bar bir. Barış Ülker ben şunu da söyleyeyim. Ya uzun zamandır izlediğim en güzel maçlardan biri Manchester United Galatasaray maçıydı Bak net söyleyeyim onu bir kere. dürüstçe. Şey. Bahse girdim karşı ha. tarafa beraberliği verdim. Öyle mi? Allah yani, ayakkabı. O kadar tarafı... doğru oynadı ki Galatasaray. O kadar doğru zamanda doğru şeyler yaptı ki. O orta alanda topu vermemesi, kesmesi, e, o ya, Mertens'in yaptırdığı penaltı, gö gösterilen kırmızı kart, iyi savunma, e, ya onu muazzam bırak, bir galibiyet aldı Galatasaray'ı. Gerçekten bu. Old Trafford'a 4-2-4'e benzeyen bir kadro öyle çıktı. Çok muazzam ben yani. kadroyu gördüm, şöyle yaptım. 4-2-4'e benzeyen bir kadro. Kaan'la Torreira burada, hmm. 4 kişi orada. Yenileceksem, öleceksem bizim oraların deyimiyle herif gibi e, yenilirim dedi. Ama önemli olan işte o savunmayı önde başlatmaktı. Hmm. Fatih Terim'in de en büyük ilkesi odur. Önde baskı Galatasaray'a aslında Fatih Hoca ile yerleşen Tabii Okan Hoca da onun öğrencisi olduğu için o onun o kalıtımsal e, yapısı da orada ikardi belki çok büyük bir pres özelliği yok ama o da başka bir yönü işin çözdü. Çünkü daha hazır değilim. İkaldi. Abi penaltı kaçırıyorsun. Birkaç dakika sonra top gol atıyorsun. Penaltıyı kaçırdı. Top, Kendi evet. kalesinden top çıkardı. Başı Gitti var. öbür tarafa golü attı. Şimdi İkaldi. ama orada bakın Tete olsun. Kerem olsun. Zaha olsun. inanılmaz pres yaptılar, baskı Doğru. yaptılar. Ee, sonradan giren Barış Alper maşallah olsun. Müthiş top oynadılar ve orada yani şu pozisyonun başına gelebilir miyiz ya? Yani? Hangisi? Bu şu pozisyonun başına. Yenilen gol. Burada mi? durabilir miyiz burada? Kaçıncı dakika? Bir demin ilk ilk başta, ilk görüntünün başında dakika da görelim üzerine onun üzerine bir şey söyleyeyim. Sanchez. Kaç şu anda? 66. 66. Duralım burada. Abi bir söyleyeceğim. Dakika 66, skor 1-1. Galatasaray kaç kişi var abi Manchester'ın sahasında? Yani Barış severin o tespiti çok doğru. İnanılmaz cesur oynadı Galatasaray. Yani hiç ben kapanayım, işte oradan bir puan kovalayayım, işte bir şekilde Çanakkale geçilmez yapayım falan değil. Bayağı kendi oyununu oynamak için sahaya çıktı. Okan Hoca'ya ayrı bir tebrik etmek lazım. Bak bu Okan Hoca kaçıncı kez böyle kritik maçlarda enteresan işler yapıyor. Kadıköy'de Icardi, Torreira'yı falan yedek bırakıp Barış Alper'lerle çıkıp kazanmıştı. Böyle enteresan maçlarda enteresan işler var. Ayhan. Burada da bak kalabalığa bak şeyde ha. Tabii tabii. Konfradan gol At yiyor. Manchester United. Yani i̇nanılmaz bir yani. şey. Yani o kadar önde ki Me Dediği gibi kontradan Bu bir kere oyuncu bunu anlar değil mi yani? Çıkan kadroyu da anlar. Der ki biz korkmuyoruz biz başa başa oynayacağız. Yani tarihin en kötü sezonu diyenler de çık çıkıyor şimdi mesaj atanlar var, var, var da yani, yani ne olursa olsun Manchester deplasmanında öyle o, o kolay olmuyor işler öyle kolay. Değil. Şimdi o bak Sanchez'le ilgili bir şey söyleyeyim belki abartılı olacak ben böyle abartılı yorumlar mu? hem yapmam hem de sevmem Hı. ama bak bir şey söyleyeyim Beşiktaş'ta Pepe Galatasaray'da Popescu Fenerbahçe'de Lugano Trabzonspor'da olsa hepsinden iyi bu. Bu hepsinden iyi. Çok üst düzey. Bak, bu, bu başka Bun, bir seviye. Bununla da görüştü Beşiktaş. Pahalı Burada mı al, almadı? Pahalı diye almadı evet. Oo. Ajax'da UEFA Avrupa Ligi finaline yükselen kadroda yer alan bir isimdi. E, ee, hemen kaptı onu aldı. Birkaç bir... sene iyiydi. O teknik direktör değişikliğinden sonra eleştirildi ama hep mental anlamda iri durdu evet, ve çok, oynadı. Çok, çok, iyi çok başka bir Çok seviye. profesyonel bir oyuncu ya. Bak göreceksin bu Abdülkerim'i çok çok daha büyük seviyelere de getirecek, taşıyacak. Nelson yok Taşı senin çok şeyinde değil. Nelson yok. Ya ben, Nelson daha sonra buraya zor ya bu ikiliyi zor keser. Ya Zaha Zaha'nın hikayesi de iyi ama burada yani Zaha, son ya oynadı Manchester'da oynadığı son maçlarda gol atması. Bir de bütün medyanın Zaha üzerine yüklenip İngiliz medyasının evet. hani burada yapamadın, edemedin üzerinden bir hikaye yapıp Adam ne? Adam tam ama fiziği, tarzı her şeyle oranın oyuncusu. Nasıl ha. diri ya? Nasıl güçlenmiş, kendine gelmiş. Çok iyiydi. Ya yani Galatasaray'da o gün hiç kötü oyuncu yoktu. Yani senin Pepe'den iyi mi dedin ya şimdi mesaj atlar? Bence iyi. Ben hepsini. Türkiye gelmiş en iyi yabancı. Pepe'den oyuncusu. de iyi. Kesinlikle. Real kaptanından. Türkiye'ye gelmiş en iyi savunma oyuncusu bana göre. Benim görüşüm ya herkes yani Herkesin bir fikri var. Şu hali hazırda de, zaten olabilir. en üst düzey stoperde. Onu tartışmaya gerek yok da. Yani. Kim? Ha Kim Min diyor rejiden arkadaşlarımızdan. O Büyük oyuncu Kim. Ondan mince. da mı iyi diyorsun. Ben Türkiye'ye gelen en iyi yabancı savunma oyuncusu diyorum. Tabii, Kim Min de iyi diyorsun. Kesinlikle iyi. Yani iyi ya, yani Kim Min yine çok farklı çabuk, bu çok farklı çok, bir tartışma konusu değişecek. Sonra videolar çabuk, yüklenecek. Hiç şey cevap Çok pahalıdır. Diyorum. Yok çünkü az hani bunu, Alabileceğin bunu zor... en iyi stoper Davinson Sanchez şu an. Ben, Bak onu söyleyeyim sana Ben çok iyi stoper. Ke Keşke beşiktaş stoper. çok uğraştı ama parası yüksek geldiği için alamadı. Çok çok iyi stoper olduğunu kabul ediyorum ama işte Pepe'den falan o seviyelerde onların seviyesi daha yüksekti ya Real Madrid. Abartma mı diyorsun Barış Uğursevene? Abartma demiyorum da e, olsun desin o kendi ya. Kendi düşüncesi, herkesin <gülüyor> düşüncesi. <gülüyor> Çok ona katılmıyorum sadece. Hani ama çok büyük stoper ben şu, çok beğeniyorum. Ama şunu söyleyelim yani ben şimdi hani işin en dibine girip bunu söylemedim. Türkiye'ye gelen Pepe ile kıyaslıyorum ben. Ben şimdi 23 yaşındaki Pepe tabii ki bundan daha iyi olabilir bir şey demedim. 23 yaşındaki nedir Popescu 24 yaşındaki Popescu olabilir. 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 Zaten, Bak, bir şey demiyorum. Ama şimdi Beşiktaş'a Pepe geldi 34 yaşında. Abi evet, 27 yaşında da Vincent Sanchez. geldi Galatasaray'a iyi... 32-33 yaşında. Kim 33... Mince'ye genç geldi ama. Minci, bu Mince, mi... mince i̇yi oyuncu canım. Ya. Mince'nin öyle ayağı falan bunun gibi değil. Ya Bu orta 8 numara gibi çat oraya çat buraya. Zaten e, normalde defansif orta sahayken altı, sonradan altı, stopere altı, altı, evrilmiş altı, 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 bir. 17 yaşına yani. kadar defansif orta saha. Ondan Aynen. sonra stoper oldu. Bu, 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 başka bir şey. Ya. Peki. Başka bir şey. Ne olur peki bayan maçları var? Valla tweetimiz burada Galatasaray 9 puan alır gruptan çıkar dedik. Kurada Dağlar mı dedin çekildiğinde. sen? çekildiğinde. Bize çok yüklendiler. Şu ana kadar 4'ü aldı. 6'da olurdu da Kopenhag maçı. 9'a ben bir daha ekleyebilirim. 10 mu diyorsun? 10 alabilir. Çok iddialı. 10 olabilir. Ama şimdi bunu baktığın zaman Kopen, Kopenhag'dan zaten iyi takıp Galatasaray. 3 oradan iyi. geldi mi? Manchester burada Manchester iyi durumda değil. Hep bir kriz halinde Manchester biliyorsun. Orada yenemediği Galatasaray'ı mesela Galatasaray burada yenerse artık sürpriz olmayacak. Evet. Artık sürpriz hali, sürprizden çıktı artık iş. Bayern maçları Galatasaray için. Ya Bayern, Bayer maçları. maçları bayern de yenilebilir abi. Bayern, Bayer Bayer, maçları. Kaç maçları deplasmanda kaybetmiyor şampiyonlar liginde ya. Kaç, yetkin, kaç, bayern maçları senin olsun. 3 Kopenhag'da, 3 İstanbul'da maç. 6 puan eder 10 puan. Evet. Bayan maçları da olsun senin. Babamın takımıdır. Yersin bayan. <laughs> bayan bir <mirey> mi? <laughs> Yani, aa, on, şu... On puanı, 10 puanı aldı mı ki ben öyle kolay da Galatasaray'ın e, öyle ikisine birden de yenileceğini düşünmüyorum. iki bayan maçında. Hadi hadi olsun. Altı 10 puandan Galatasaray gruptan çıkar. Fırat? Şu oyun heyecanlandırdı ya İngiltere'deki o oyun. Ya heyecanlandı yani. Hiçbir mi olur ya çıkmasın. Ya olur normal ya. şartlarda şey diye yani. düşündüm. Kopenhag deplasmanı beraberlik. Kendi sahası Kopenhag'ı yener. Manchester'ı burada zorluk çıkartır ama orada yeneceğini ben öyle bir tahminim yoktu benim. Orada Manchester gider yener diyemiyordum. Ama şu anki oyun ve duruma baktığımızda iş şeye döndü. Burada Manchester'ı yenerse şaşırıyor muyuz? Yok. Ya Old Trafford'u yenen kendi sahasını yenebilir. Yo, hiç en azından o şaşırma yani tamam. a nasıl sürpriz galibiyet falan demeyiz. Doğru. Kazanabilir. Berabere kalabilir. Yenilebilir. O ayrı bir hikaye. Kopenhag'ı deplasmanda yenebilir mi? Yenecek gücü var. O yüzden de Barış Ulusen'e katılıyor. Yani Galatasaray 10 puan şu anda o gruptan toplarsa Aa nasıl topla demem şu an baktığımda gruba. Ama Barış seven ben bir tahmin duayen olduğu için bunu... Estağfurullah. Gruplar, <gülüyor> <çekildiğim>, <gülüyor> gruplar çıktığında işte. söylemiş. Ben öyle bir cesaretle bulamadım hala. Ha, Tweetimde var. Dokuz puan Benim mi? öyle bir şeyim yok. Bakalım ne olacak. Dokuz puan dedim. Hadi tamam. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaşlı arkadaşlar o dönem bana dalga geçen oldu kızan oldu. Da, bazı Galatasaray taraftarı bile bana sallamıştı görüşeceğiz Alp Hoca ondan. diyor ki Onlarla barış barışın aile de Birleşmiş Milletler gibi diyor. Baba bayanlı diyor. Kendi <laughs> Aston, kendi <laughs> Aston Villa diyor. Hocam biz babamla sadece iki iki takımda e, birleşmişizdir. Bayern'i. E, e, hayır. Trabzonspor ve İdman Hocam'ın öbür Hı. babam kimi tutarsa ben rakibini tutarım. Dortmund. E, o bayanlı kimle? <laughs> Yok ben Almanya'da Köln takımını tutarım. Hı. <laughs> o Barcelona'yı sevdiği için Real Madrid kazansın hmm. isterim. Anladım. Ama o, o yüzdendir yoksa. Trabzon demişken. Ee... Aston Villa deyince aklıma Orhan Kaynağ'ın golü geldi. Kaç araba çıkarıyor ve Kerem Öncel anlattı o Bizim golü. Gençlik kaç, kaç <laughs> yıl oldu? Çok... 94-95 sezonu. Ama hatırlarım 13, 14 direktör, ben. 13 direktör Şenol Güneş. Biz bu hayatı futbol adadık kardeşim. Direktör Şenol bekliyordum. Böyle bir şey bekliyordum dayanamadı. Şenol Güneş, Hami Mandalı'nın... Roy Atkinson, Fenerbahçe'ye gelen Atkinson, Santrafor. Doğru. Uzun bir Nijeryalı stoperleri vardı. Üstüne vurup mu girmişti bir Orak? O, gol değil mi? Kaç çıkardı Orak? Kerem abi vurdu. o maçı. Tabii. Evet evet. TRT veriyordu Bir yorumcumuz da oynuyordu o gün. O gün. O gün. Aynen. Kırmızı kartlar oyun dışında kaldı. Ben hatırlıyorum o maçı. Trabzonspor'un yani bir çıldır... gol hatırlıyorum. Trabzonspor'un Avrupa'da çıldırdığı sezonda o Lyon'un garip 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 hmm. maçlar. 82 yılından beri attığı tacı bilirim Trabzonspor. Peki bugünkü maça ne yani. diyorsun? He? Trabzonspor'a? Ya şimdi, şimdi, Fırat... şimdi bir kazanıyor, bir Fırat kaybediyor, bir Fırat kazanıyor. Bir şey dedi ya Şenol Hoca'yla ilgili. Ben sana bir söyleyeyim. Ee, Trabzon'a yani o Trabzon'a işler Trabzonspor'da da hissediyorum hava, hocaya bir hmm. <laughs> bir iş olduğunu. Öyle mi? Bazı duyumlar var. Abdullah Avcı görüşüldüğü yönünde iddialar, iddialar. Yine yani yeniden. Daha önceden. Yani belki öyle bir iddialar duyuyorum geliyor sağdan soldan ama ben Abdullah Avcı'nın çok kolay bir e, ce, gelici. Yani niye ha, Nasıl geliyor mu hocam? Anlazım böyle bir şey olabilir ki. Yani, yani iddia dediğin... Yani sanki yani yönetimin Bielika ile yollar ayrılırsa ki şu an öyle bir şey yok. Hmm. Bence de olmaması lazım. Ama e, ayrılırsa sanki Dördüncü ilk abi, zor. E, Abdullah Avcı olacağı yönünde. Şampiyon yapmıştık. Çünkü başkanla direktör. da Normal yani adam. yani Normal de. Başkanla da çok samimiler ama mesela Şenol Güneş izimleri hemen söyleniyor. Şenol Güneş'i birazcık tanıyorsam şu kadarcık tanıyorsam e, teknik direktörlük yapmaz. Yani Trabzonspor'a yani hemen Beşiktaş'ın ayrılıp Trabzonspor'a gelmez. Ama hmm. e, tabii Abdullah Avcı'nın anılması, konuşulması gayet doğal. Şampiyon teknik direktör, Bence şampiyon de. yapmış. Ama Bielika konusunda da e, ben Trabzonspor'un um. şimdi kızacaklar bana. E, sabretmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ya şöyle siz bundan önceki antrenöre 4.5 milyon euro ya santrafor almışsınız yıllık ha. Hı. Hmm. Yıllık 4.5 milyon euro. E, verip bir oyun santfor almışsınız. 3 milyon 750'ye stoper almışsınız. E, 2.2'ye e, stoper uzatmışsınız. E buna da gelmişsiniz sezon başı demişsiniz ki 800 bin euroya 900 bin euroya işte Beşiktaş'ın antrenör dediği gibi Ceyhun Kazancı'ya e, oyuncular bul. Onlar gelmiş olmamış sonra bir Orsiç, hani o tarz Trabzonspor'a yakışan bir transfer olmuş. E, o da ol o sakatlanmış sonra işte işte o rayanlar Mendiler, Onaçular, Mende'de. arada bazı oyuncular var. E şimdi bunlarla bugün ikinci yarı bana göre iyi oynadı ama ilk kere kötüydü. E, Yusuf Adana Demirspor'un da iyi takım olduğunu Adana unutmayalım. Demir Spor. Adana Demirspor maçı Adana Demirspor deplasmanı Demir zor, ha, deplasman. Tabii, zor deplasman. Deplasmanı. İç, i̇çeride oynadığı 5 maçı da kazandı. Yusuf Sarı Adana faktörü var. Biliyorsunuz Trabzonspor gönderdi kendisini. Doğru. Yusuf Sarı'yı beğenmedi, gönderdi. Abdullah Hoca da istemedi. Trabzon'un Zaten... en büyük silah çalışmıyor. Uzun süredir. En büyük silah. Kim? Uğurcan. Ha, evet Uğurcan. Bildiğim bir silah e, da gidecek, gidecek mi kalacak ama, mı? Ama dan buralara bu, geldi o bu, olayda ama. Kurtaran maç kurtaran, maç kurtaran ya, Uğurcan, sezon kurtaran kaleciden şaşırıyorum. başka şaşırıyorum. bir noktaya geldi artık yani iş. Şaşırıyorum. Abi işte, o yüzden. Bu, bu transfer skorda... e, haberleri olunca ya da transfer durumları olunca tek değerlendireceksin Her an her şey 15, olabilir. geçen haftadan tabii Pendik maçı bakma bak galip geldi Trabzonspor ama o 2-1 taraftarı da mutlu etmedi. Tabii bir hakem hatası vardı e, o maçta. Hakem çok konuşuldu Bahattin Şimşek. Ancak oradan bir not vermek istiyorum. Size. Şimdi bir dakika. Şimdi bugün sevgili Ömer Faruk abi yazı yazdı. Türkiye Gazetesi'nde. Yiğit Aslan'la ilgili bir yazı. Şimdi bakın ben olsam Futbol Federasyonu'nun yerinde Ömer abi e, Ömer Faruk abi. Ee, bu arada sevgili Murat Duman da bizi izliyor. Kayseri Spor Spor Selamlar. direktörü Çok selamları var. Ee, şimdi ben olsam federasyonun yerinde bu yazıdan dolayı soruşturma açarım. Hı. Şimdi diyor ki, Yiğit Hoca diyor kenardan dedi ki sarı kart ver. Bahattin Şimşek'e. Şimdi bunu Kart kart böyle evet. yaparak mı? Evet. aynen. O demiş yani kulağa. kart. O dedi de hakemin önünde olan bir pozisyon yani. o. Şimdi burada belli, var kim var? Alper Ulusoy. <laughs> Yine o. Alper Ulusoy var. Şeyde e, orta, oraya Alper Ulusoy karışmaz da karışacağı pozisyonlar çok da o maçta. Şimdi orada e, Bahattin Şimşek'in önünde pozisyon. Hmm. Verdiyse hakem verdi. Dördüncü hakemin bir şey uyarması şeydi. Şimdi Yiğit Aslan bana göre çok dürüst, çok iyi bir hakem. Hataları olabilir ama bir koşu skandalı var. Bakın koşu ya arkadaşlar bu sınav değil koşun diyorlar. Bu, bu insanlar bu genç adamlar orada koşuyorlar. Sonra siz koşamadınız deyip bunlara ceza verilmiş. Bakın Sayın Mehmet Büyükekşi lütfen Sayın Ahmet İbanoğlu lütfen bak lütfen bu işleri el atın. Bak bu iş çok çok ileri gidiyor. Günahtır. Bu insanların hakkı yeniyor. Şimdi kim? Mesela biz de gazeteciyiz. Bunu kim bu bilgiyi kim verdi? Ya vardaki hakem verdi ya orta hakem dedi. Şimdi bu yazıldı ya bu yazı. Şimdi Yiğit Aslan dördüncü hakemdir. Yan hakemdir. Sö öbürü ne bileyim öbür yan hakemdir. Hakeme bir şey söyleyebilir ama hakem önündeki pozisyon. Burada Bahattin Şimşek'i oradan ayıklamak için ya da oradaki bir Grup mudur? Neyse artık bu işleri böyle çok hassasın sen. konularda hep dile getiriyorsun Barış Türsemen. Yani, bu olmaz bak nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Hassasiyetini anlıyorum. Yani bu olmaz. Ee, onun için hani e, lütfen bu işleri e, yani lütfen yani bu olmaz Sayın Başkan. Lütfen şu hakem işlerini elat Sayın Başkan. Yani bu sadece yapay zekayla da olmaz. Bu arada e, Ali Başkan da bizi izliyor. Kayseri Spor Başkanı. Çok selamlar. O da çok selamları var bize yapay ee, zekalı olmaz diyorsun. Ee, bu yapay arada zeka bizden, bana diyor ki 1 dakika 45 saniyeniz kaldı diyor. Bizden bir ricası olmuş. Buyursun. Programı iz programımızı izliyor. Recep Hoca iyi tercih bence. Ben çok beğeniyorum. Zaten bilgili, kendini geliştirmeye Aynen. çalışan birisi. Orada iyi tercih yaplar. Evet. Barış seben. Nereye gidiyoruz? Bu programı Şimdi İzin verirse eve gideceğiz şu Çağdaş anda. Çağdaş Hoca, şimdi Ali Başkan diyor ki Çağdaş Hoca diyor basın toplantısı dedi gidiyor diyor beni Trabzon istedi. Bizden diyor lütfen diyor rica ediyorum sizden diyor. Yani bizden Çağdaş Hoca'yı kimse istemedi. Yani Trabzonspor da bize sormadan bizim hocamızı herhalde istemez diyor. Yani bu konuyu da bizim diyor sesimiz olursa tabii ki Çağdaş Hoca'nın da bir açıklaması olursa. Ama Paylaşırız. Çalışan hocayı Trabzonspor gibi bir kulüp kulübünden ister. Ya yani o diyalo evet. yönetimle diyaloğa girmeden öyle bir talebi olmaz evet. diyorsun sen. Öyle bitirelim. Kesinlikle. Bu arada milli takım da açıklandı. Milli takım önümüzdeki hafta iki yayınımız var. Salı cuma. ben şey Milli lazım. takım bol Söyleme bol başla. konuşacağız. Milli takımda hoca değişmiş ama seçenler değişmemiş. Buradan devam edelim Salı günü. Ne dersin? Kim onlar seçenler? Bak. Kim seçiyor? Tam bu yani noktadan yani. devam e etme. Tamam kabul müsün? Var mısın? <laughs> Bende kal. Bende kal. <laughs> Aynen. ağzına sağlık Fırat. Eyvallah. Barıştırıl Teşekkür ederiz. Mustafa Yumlu'nun gene golünü saymamışlar bugün. <laughs> o da bizi izliyor. Bitiremezsek bu. bak notlar çıkacak yani. Hoşçakalın, iyi geceler. Abi, iyi geceler.